Merhabalar, iyi akşamlar, iyi geceler demek lazım belki de. Artık günün son saatine giriş yapıyoruz ana itibariyle. 2021'in son haftasına başladık. Büyük bir başlığı konuşarak başladık. Dün geldi haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan özel teftiş. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım. İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Doçent Doktor Gökhan Günaydın. Bir başka konuğumuz CHP Parti Meclis Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Doğan Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi CHP Grup Başkan Vekili. Siz de hoş geldiniz hoş efendim. Bir de uzaktan bağlantımız olacak birazdan. Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, arkadaşlarım hazır olduğu bilgisini veriyorlar. Efendim siz bugün uzaktan katılacaksınız bize. Siz de hoş geldiniz gündem özele. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Stüdyodaki konuklara da iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sağ olun. Çok teşekkürler. İki saatimiz var. Konuşacak çok başlık var. Dilerseniz önce bu kavramlar üzerinden başlayalım. Bu başlatılan tartışma önce İçişleri Bakanı'nın mecliste yaptığı bir açıklamayla başladı. Aslında o açıklamanın üzerinden oldukça da zaman geçti. İki haftadan fazla süre geçti. Bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Terörle iltisaklı isimler, rakamlar vererek bir açıklama yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geldi. Şimdi hem iltisak ifadesi hem özel teftiş ifadesi, bu kavramlar biraz belirsizlikle serbestiyet alanı mı geniş tutuluyor bu teftişte, bu soruşturmada? Ne dersiniz efendim? Önce sizle başlayalım. Evet, tabii Sayın Bakan'ın ilk önce bütçe görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdi. Tabii çok farklı sayılardan bahsediliyor. Enteresan bir durum. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alırken nasıl bir yol izliyor, ona bakmak lazım. Aslında bu dönem daha evvel yapılmayan yeni bir sistemle personel alımı yapılıyor. Daha önce o dönemki iktidar partisinin ilçe başkanlıklarından veyahut da il başkanlıklarından referansla gelen kişileri sorgusuz sualsiz işe alanlar maalesef bu dönemi çok yoğun bir şekilde incelemeye başladılar. Bunların hepsi kabul edilebilir. İBB kariyerden yapılan başvurular milyona yaklaştı. Tabii o mülakatlara giren vatandaşlar, iş isteyen, iş arayan insanlar mülakatlardan sonra davet ediliyor. Eğer uygun pozisyon bulunabiliyorsa gerekli olan evraklar isteniyor. İşte bunlar nedir? İşte mesleki becerilerini gösterir, bonservisi, diploması ve bir de sabıka kaydı isteniyor. Bunlar yeterli olduğu zaman personel işe başlatılıyor. Onun haricinde tabii yeni çıkmış olan bu özellikle bu 15 Temmuz meselesinden sonra ortaya çıkan durum, valiliğe bildirilme meselesi bugün çok fazla dillendirildi. Televizyonlarda evet. Ben de biraz takip ettim. Onlar da harfiyen yerine getiriliyor. Ama o kadar uzun süreçler olabiliyor ki bazen. Mesela bazen 4 ay, bazen 5 ay cevap gelmediği oluyor. Cevap geldiği zaman da eğer öyle bir uygunsuz personel varsa, bu sadece illa terör iltisak meselesi değil, farklı konularda olabilir. Hemen ilişiği kesilebiliyor. 86 bin kişiden bahsediliyor. Az bir sayı değil. Dolayısıyla sistemin çok hızlı işlemesi için valiliğinde, mülki amirliğinde üzerine düşen vazifeyi hızlı bir şekilde yapması lazım. Şimdi bu konular sosyal medyadan konuşulacak olan konular değil. Devletin bir adabı var. Devlet ricalinin de bu adaba uyması elzemdir, değil mi? Tabii. Şimdi ülke, zaten bu ülke Türkiye Cumhuriyeti bu devletin ismi. Daha önce Twitter'dan istifa eden Sayın Bakan yine Twitter'dan bu konuları anlatmaya başlıyor. Bugün Sayın İmamoğlu da Ankara'da yapmış olduğu açıklamada konuyu gündeme getirdi. Yani resmen terör örgütlerinin propagandası yapılıyor. Oradan bu kadar. Devlet hakim kuvvettir. Devlet eğer bir durumu tespit etmişse gereğini yapar. Eğer ortada bir tespit varsa teftiş olmaması lazım. Eğer teftişten sonra tespitler ortaya çıkar. Biraz kesin ifadeler kullanılıyor sanki. Çok net mi? İfadeler kullanılıyor, evet. Şimdi bu 557 kişinin de ismini açıklasınlar da bilelim. Daha önce 6 kişi dediler. Ondan sonra 7 kişiye çıkardılar. Kendi havuz medyası dediğimiz basın. İş yerinin bir kişinin hiç Büyükşehir Belediyesi alakası olmadığı öğrenildi. O da bir başka tehlike tabii. Fotoğraflarıyla 86 birlikte, bin kişi, isimleriyle. Bakın 86 bin küsür çalışanı var Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Ve insanlar zan altında. Kim bu insanlar?
Şimdi devlet adabına dönülmesi lazım. Şimdi Sayın Bakan'ı da çok görmüyorum. Çünkü kendisi durumunu ifade etti. Ben hayatımda bir güvenlik makalesi dahi okumadım dedi. Dedi mi bunu? Dedi. Hiçbir güvenlik makalesi okumayan bir adama bakan yaparsanız maalesef gizli kalması gereken kurumlar. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin bir kurumu. Sayın Başkan yazı yazıyor, yazıya cevap vermiyorsunuz. Kalkıyorsunuz sanki affedersiniz mal bulmuş mağribi gibi kalkıyorsunuz sosyal medyadan bunları konuşuyorsunuz. Gerçeklik payı olsa keşke. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi hükümetin rakibi falan değil. İstanbul halkı bir karar, bir irade ortaya koymuş. İki kere seçim yapıldı. 31 Mart'ta bir seçim yapıldı. İşte bugün yaşananlar oraya da uzanıyor mu aslında? Tabii ki uzanıyor. Bunları da konuşacağız uzun uzun ama... Altyapısında bu var. Demek istediğim şu, devlet ciddiyetine davet ediyoruz. Hı hı. Olacak işler değil bunlar. Kabul edilmesi mümkün değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu şekilde kimse olmadığına biz inanıyoruz. Eğer öyle personel varsa da o yazışmalarla cevap verilir ve gereken yapılır. Hı hı. Bir gündem oluşturmanın hiçbir anlamı yok. Sadece bu gündemin ortaya çıkmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Sadece bir siyaset mühendisliği yapıyorlar ve gündemi değiştiriyor. Ülkenin gerçek gündemi ekonomi. Açlık var bu ülkede. Gerçekten şimdi siz konuşurken o kadar çok alt başlık var ki aslında konuşmamız gereken. Çok dağıtmadan diğer konuklarıma da evet uzun uzun konuşacağız. Peki. Sayın Özkan'ın bıraktığı yerden Sayın Günaydın devlet adabına yakıştı mı? Hem de ilk söylediğim o kavram karmaşası biraz muğlak ifadelerin bırakılması bir serbestiyet alanını mı genişletiyor? Evet. Bence o soru yani ikinci tarafı çok daha önemli. Seçil Hanım terör örgütü ne üye olma, terör örgütünün yöneticiliğini yapma ya da terör örgütüne yardım yataklık yapma Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış suçlardır. TCK'nın 314'e 1'i, 314'e 2 ve devamı bunları tanımlamış. Burada maddi ve manevi unsur aranıyor. Ne demek manevi unsur? Yani bilerek ve isteyerek bir kişi iradesini silahlı terör örgütüne devredecek. Hukuki anlamda biz buna manevi unsur diyoruz. Maddi unsurda sadece bunu istemekle kalmayacak, hukuk dünyasına yansıyacak eylemleri olacak. Yargıtay buna faaliyetlerinde süreklilik, çeşitlilik, yoğunluk diyor. Hı hı. Dolayısıyla eğer meseleye terör örgütü üyeliği, terör örgütü yöneticiliği, teröristlik itibariyle bakarsak, hukuken aramamız gereken şeyler bunlar. Peki bunu nasıl saptıyoruz? Şöyle, bir kişi hakkında bir olağan şüphe varsa, hakkında savcılık makamı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturmanın amiri savcı. Savcı kolluk kuvvetlerini kullanıyor. Gidiyor onun bilgisine başvuruyor veya evine sabahleyin adam gönderiyor, polis gönderiyor ve onu karakola alıyor, gözaltına alıyor. Emniyeti alıyor. Orada ifadeleri alınıyor emniyette. Sonra savcılığa çıkartılıyor. Orada da ifadeleri alınıyor. Sonra da sulh ceza hakimliğinin önüne çıkartılıyor. Orada kişi ya tutuklanıyor ya da serbest bırakılıyor. Evet. Serbest bırakıldığı zaman adli kontrol verilebilir. Denir ki geleceksin haftada bir gün imza atacaksın denir. Hı hı. Veya da tutuklanabilir. Ondan sonra hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair bir karar, kuyok kararı verilebilir. Dolayısıyla beraat eder, hiçbir sorunu kalmaz. Ya da hakkında bir ceza davası açılması gerekir. Ceza davası açılırsa da ağır ceza mahkemesinin önüne çıkar ve orada hüküm yer ise işte o andan itibaren kişi terörist olur. Terörist de ne demektir? Silahlı terör örgütünün yöneticisi olabilir, üyesi olabilir veya silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık edilir. Terörist de değil ama terörle iltisaklı diye şimdi, rakamlar verilerek açıklandı. Şimdi irtibat ve iltisak meselesine şimdi geleceğim. Evet. İşte sizin çok isabetli bir şekilde vurguladığınız şeyler. Bütün bu tanımları nerelerden bulacaksınız? Tanık olacak, kanıt olacak elinizde ve buralardan teröriste gideceksiniz. Şimdi efendim 15 Temmuz darbesinden sonra İrtibat ve iltisak diye iki tane muhteşem kavram
armağan ettiler Türk hukukuna. Ya bu hukuki kavramlardı da niye evrensel ceza hukukunda irtibat ve iltisak diye kavramlar yok? Yani diyorlar ki senin ailende birileri silahlı terör örgütüne üyeyse irtibatın var demektir. Bak deden öyleymiş ya da oğlun öyleymiş demek ki. Birçok şey sayılabilir evet. Aslında. Veya işte iş yerinde birileri varsa öyle, sen de aynı iş yerinde çalışıyorsan sen de öylesin. Bakın evrensel ceza hukuku bu saçmalıkların yerine iki tane temel kavram getiriyor. Bir, masumiyet karinesi. Yani kişi ağır ceza mahkemesi tarafından hüküm yemediği sürece bu anlamda masumdur. İki, suç ve cezanın şahsiliği ilkesi. Yani baban suçlu olduğu için, oğlun suçlu olduğu için ya da ne diyeyim akrabalarından birisi bir şey yaptığı için sen suçlanamazsın. Bütün bunları niye anlatıyorum? İçişleri Bakanı'nın elinde eğer delil varsa, kanıt varsa ve bir saniye bile duruyorsa, birisi İBB'de çalıştığı halde senin elinde de onun terörist olduğuna ilişkin delil varsa, kanıt varsa, tanık beyanı varsa ve sen bir dakika dahi duruyor isen suç işliyorsun. Madde 1. Madde 2. 17 gün var bu arada. Onu da 17 gün var. Madde 2. Eğer böyle bir durum varsa ve bu soruşturma kovuşturma aşamalarına geçmişse zaten adli sicil kaydına girmesi lazım. İşe alınan insanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi diğer tüm kamu kurumlarında olduğu gibi adli sicil kaydını istiyor. Adli sicil kaydında birinin geçmişte sorunu varsa alamıyor onu işe. Bakın çok küçük bir anekdot anlatayım, buraya döneceğim. Bir çocuk şoför olmak için başvurmuş. E sınıfı ehliyeti var. Sınavları geçmiş. Sonra bana şikayete geldi. Beni almadılar sınavları geçtiğim halde. Döndüm insan kaynaklarına sordum. Nedir sorunu? Dediler ki 2011 yılında basit yaralaması var. 2011 yılında. Nedir basit yaralama? Yani herhangi bir bıçak, silah gibi şey kullanmadan bir kavgaya karışmış. O da bir seçim süreci içerisinde. 2011 yılından adli sicil kaydı oluşturulmuş. Ve o çıktığı için İBB o şahsı işe alamadı. Çok küçük araya gireceğim Sayın Günaydın. Aslında benim de yakın çevremde de yaşadığım bu son dönemde özellikle bu işler hani bilinen tabirle sıkı tutuluyor ya. Çok tartışmalı KPSS, FETÖ'nün soruları çaldı. O sınavda yüksek puan alanlar dahi bazı işlere giremediler sadece o sınavlarda yüksek puan aldıkları için. Şimdi ben buradan söz alıp sadece 2 saat bu konu üzerinde konuşabilirim. Evet. Yani çünkü o kadar dallı bir şey ki sorular çalındı bu memlekette çalındı. Ama hukuk devletinde çalanı ve soruları alıp da ondan yararlananı o zinciri kanıtlayabiliyorsan suçlarsın. Kanıtlayamıyorsan eskiden hakimler şöyle derdi. Ben aslında senin suçlu olduğuna inanıyorum ama kanıt bulamadım, onun için beraat ettim. Yani bu kadar inceleyip sık dokunulan bir süreçte biz bu noktaya nasıl geldik İstanbul? Şöyle bir bitireyim hemen. İrtibat ve iltisak sözcüğünü o basın açıklamasına boş yere koymuyorlar. Yani bu bana şunu getiriyor bir ceza hukukçusu olarak. Ellerinde bir kanıt varsa, delil varsa zaten derhal işlem yapmaları gerekirdi. Daha evvelden bu süreçler işlemiş olsaydı adli siciline girmiş olması gerekirdi. Ama şimdi diyecekler ki işte irtibatı şununla varmış, iltisakı da bununla varmış ve bunun üzerinden bir algı oluşturmaya çalışacaklar. Yani evet. Kabaca hukuki çerçeve budur. Siyaseten konuşmaya çok hevesliyim ama sorunun hukuki tarafını bir baştan ortaya koyayım. Birazdan ona da geleceğiz. Kesinlikle tamam. Siyaseten de elbette konuşmamız lazım. Bu siyaseten atılan bir adım mı? Ama önce bir hukuki taraflarına girişte bakalım Sayın Subaşı. Sizle devam edelim. Sayın Kaya sizi de unutmadım. Birazdan size de döneceğim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bu muğlak kavramlar. Bir de işte devlet adabına yakışıp yakışmaması. Bu seçilen yöntem, seçilen terimler. Onlarla ilgili sizin yorumlarınızı alayım. Şimdi burada çok sık kullanılan iki kavram var. Bir tanesi arşiv araştırması. Bir tanesi güvenlik soruşturması. Bu terörle irtibat ve iltisak aranacak konu güvenlik soruşturmasıdır. Arşiv araştırması değildir. Arşiv araştırmasında terörle irtibatlı mı, terör örgütleriyle irtibatlı mı, iltisaklı mı diye bakılmaz. Güvenlik soruşturması da herkes hakkında yapılmaz. Yani şimdi Sayın İçişleri Bakanı bugün konuşuyor.
İspark arabanızı park ediyorsunuz. İspark görevlisinin terörist olup olmadığını nereden biliyorsunuz diyor. İspark görevlisi için güvenlik soruşturması yapılmaz. Doğal gazınızı okuyan işçinin diyor terörist olup olmadığını nereden biliyorsunuz diyor. Doğal gaz okuyan işçi için güvenlik soruşturması yapılmaz. Güvenlik soruşturması MİT tarafından, emniyet tarafından yapılır ve üst düzey yöneticiler için yapılır. Çünkü üst düzey yöneticiler devletin giderek makam yükseldikçe çok daha ciddi güvenlik sorunu da yaratabilecek bilgilerini elde etmeye ve hatta bunları kullanmaya başlarlar. O yüzden bunların güvenli olup olmadığını araştırmak bakımından güvenlik soruşturması diye bir kavram oluşturulmuş. Terörle irtibatlı ve iltisaklı kavramı güvenlik soruşturmasına soruşturmasında esas alınması gereken bir şeydir. Dolayısıyla bu iki kavramı da hani açıklamış olalım. Temiz bizim kağıdı dediğimiz şey tüm çalışanlar için. O arşiv araştırmasında yapılan bir şeydir. Biz de ancak arşiv araştırması yapabiliriz. Bunu da sadece adli sicil kaydı üzerinden yapabiliriz biz. Başka türlü nasıl olacak? Başka yani? Türlü yapamaz. Silinen süresi dolan 5 yıl. Tabii ayrıca o da var. İrtibatlı olmak, iltisaklı olmak o kullanılan ifadeyle. Bunun dışında mı dahil mi yani bu sürede silinebilir mi? Sicil kaydından. Adli sicil kaydından terörle ilgili tabii onun kanunu var. Şimdi yanlış bir bilgi vermek istemem. Ama terörle irtibatlı ve iltisaklı olup olmadığını araştırma olanakları belediyenin ve birçok kamu kurumunun yoktur. Ve daha alt düzeydeki çalışanlar için güvenlik soruşturması kavramı da gerekli değildir. Sadece arşiv araştırması gereklidir. Arşiv araştırmasını da belediye gibi bir kamu kurumu ancak adli sicil kaydından, vatandaşın temiz kağıdı dediği kayıttan ancak bulabilir. Onun dışında bir şey bulamaz. Dolayısıyla söylediği şey, Sayın Bakan'ın söylediği şey, terörle irtibatlı ve iltisaklı 557 kişi bulduk diyor. Bunu belediyenin bulması mümkün değildir. Emniyet güçleri bulduysa da, şimdi belediye bulamadı diye İrtibatlı ve iltisaklı insanlar belediyede çalışacak mı? Hayır, bu durumda ne olur? Gökhan Bey çok iyi bilir kamu örgütlenmesinin çalışma tarzını. İlgili tespit eden emniyet kuruluşu ya da Milli İstihbarat Teşkilatı hangi birimse gerekli yazışmaları yaparlar. Bu kişinin böyle böyle bir kaydına rastlanmıştır. Gereken işlemi yapın derler. Siz de yönetici olarak o bir suç olmasa bile makul şüphe diye bir kavram geldi bu 2016'dan sonra. O da çok hayli tartışmalı bir kavramdır makul şüphe. İşveren yani yönetici ya da bizim olayımızda İBB der ki seninle ilgili ben bir şey tespit edemiyorum ama seninle ilgili çalışma yaşamını bozacak kadar da bir şüphe duyuyorum. Sana güvenemiyorum. O yüzden iş ilişkimizi sona erdiriyorum diyebilir. Başka bir şey diyemez İBB. Şimdi bu çerçevede kalsa yapılan işlemlerde hukuk dışılık olmayabilirdi. Bu işi bu kadar vahim hale getiren de sürecin işleyişinde tamamen siyasi sahiplerle bezeli olarak bu işi yürütüyor olmaları. Şimdi sizin anlattığınız yani bakın, çerçevede belki bir kişi, iki kişi, üç kişi yani gözden kaçırılan güvenlik soruşturması yapılmamış ama verilen rakamlar ciddi rakamlar. Tabii 557 kişi ne demek? Yani bu isimleri üstelik biz tabii ki biz sorumlu kamu kuruluşu olarak, sorumlu bir devlet kuruluşu olarak olabilir. Bakanlık yazmamış, geciktirmiş, şu bu olabilir. Bakanlığa yazı yazılıyor. Deniliyor ki bu isimleri verin. Hani biz bir bakalım bunlara. Gözden kaçmışsa da gereken işlemi yapalım. Ana fikir bu yani yazının. Detayına girmiyorum. 15 gün geçiyor ortada bir şey yok. Şimdi yani burada vahim olan şey aslında devletin işleyişinde bir takım hatalar, eksiklikler olabilir. Zaten öyle olduğu için idari yargı diye bir kavram var değil mi? İdare mahkemesine gidiyoruz. Devlet hata yapar çünkü zaman zaman. Ama burada kasıtlı olarak hata görüntüsü vermek. Şimdi siz 557 terörist tespit ettik diyorsunuz. Teröristi tespit ettiyse ne yapacaksın? Derhal işlem yapacaksın. Sayın İmamoğlu'nun açıklaması da o yöndeydi aslında ilk açıklaması ama biraz ki beklendi. Yani neyi teftiş ediyorsun? Zaten teftiş yani zaten tespit etmişsin. Neyi teftiş ediyorsun?
Yani burada çok açık, çok net. Sayın Bakan bunun netliği karşısında kendi de söylemek zorunda kaldı. Bu dedi siyasi bir konu değildir dedi, değil mi? Öyle bir cümle söyledi. Güvenlik meselesi. Yani o da kendini savunmak zorunda kaldı. Bu bir siyasi mesele değil, güvenlik meselesidir gibi lafları etti. Bu tamamen siyasi bir meseledir. Bu kadar basit aslında. Bir de işin ilginci bana, hani belki siyasi boyutuna geçmemiz lazım yavaş yavaş. Evet, şimdi Sayın Kaya'ya giderken... Neyse, o aşamada söyleyeyim. Evet, o aşamada söyleyeyim. Sayın Kaya'ya gidelim, onu çok beklettik. Bülent Bey, şimdi aslında işte bu siyasi mi değil mi, hukuki mi, yapılan açıklamalara bakıyoruz. Şimdi Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Birkaç saat önce açıklama yaptı. O bunun siyasi bir tartışma olmadığını, siyasi zemine çekilmemesi gerektiğini, hatta şöyle bir örnek de veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar, işlemler var. Emniyetin içerisindekilere keza öyle diyor. Şimdi yani iktidar o zaman TSK'yı da mı karşısına alıyor? İçişleri Bakanlığı'nı, emniyeti de mi karşısına alıyor? Neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca tam ifadeler bu değil ama mealen söylediği şey bu, verdiği mesaj bu. Ne dersiniz, bu siyasi bir adım mı, hukuki bir adım mı? Hukuki bir adımsa neden 17 gün beklendi? Seçim Hanım, öncelikle yani bu olayın iki tane amacı olabilir. Yani daha doğrusu görünen şekli var. Bu sözler üzerinde değil de fiiller üzerinden değerlendirmek lazım. Ya bu iltisak ve irtibatı, terör örgütle iltisak veya irtibatı tespit edilen kişilerin tespit edilip cezalandırılma sürecinin başlatılmasıyla ilgili bir terörle mücadele amacı taşıyor olabilir. Ya da kamuya sızmış olan bir kısım terör örgütleriyle ilişkili kişilerin tespit edilip kamudan uzaklaştırılarak kamunun bir güvenlik zafiyetine yol açmaması amacı taşıyor olabilir. İkinci bir amaç da bunlar gerekçe gösterilerek, bunlar bahane edilerek belediye ve belediye başkanı üzerinden bir siyasi operasyon yapılmak isteniyor olabilir. Şimdi bu iki amacı hangisinin gerçekleştiği ve hangisinin amaçlandığını ancak iktidar partisinin ortaya koyduğu söz ve eylemlere bakarak tespit etmek mümkün. Bu olay ortaya çıktıktan sonra hem Sayın Söylen hem de bu akşam Sayın Numan Kurtulmuş bunun güvenlik ve terörle mücadele ilgili bir şey olduğunu, belediye ile ilgili olmadığını ifade etti. Evet. Şimdi bu bir terörle mücadele ve bir güvenlik zafiyetini gidermeye dönük bir şeyse bunu siz miting meydanlarında ya da parti buluşmalarında ya da sosyal medya hesaplarınızdan ilan ederek terörle mücadele ve güvenlik zafiyeti ile mücadele edilmez. Yapacağınız şey şudur: Büyükşehir Belediye Başkanı'nı davet edersiniz ya da ilgili birimlerini davet edersiniz. Burada bir güvenlik zafiyeti olduğunu, terörle mücadele hassasiyeti olduğunu, bu ülkenin İçişleri Bakanı ne kadar kamu görevi icra ediyorsa Büyükşehir Belediyesi'nin de o oranda kamu görevi icra ettiğini, dolayısıyla her ikisinin de devletin bir kurumu olduğunu ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber bu süreci yürütebilirsiniz. Ama siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde söz aldığınızda Büyükşehir Belediyesi'ni zan altında bırakıp onları eleştirmek için bu iddiayı gündeme getirir. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir parti programında yine bu konuları gündeme getirirseniz, ardından da Büyük İstanbul Buluşması adı altında tertiplediğiniz bir mitingde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmayı hedef olarak ortaya koyup en sonunda sosyal medyadan bunu ilan ederseniz, bunun bir terörle mücadele veya güvenlik zafiyetini gidermeye dönük bir niyet olduğunu hiç kimseye anlatamazsınız. Eğer ifade ettiğim gibi bu bir terörle mücadele ya da güvenlik zafiyetine dönük bir tedbir olmuş olsaydı, yapacağınız şey bunu sosyal medyadan ilan etmek değil, İfade ettiğim gibi Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili kurumlarını davet eder, bu istihbaratı, bilgiyi onlarla da paylaşıp mücadeleyi beraber yapardınız. Burada kaldı ki Sayın Kaya, sözünüzü keseceğim. Sözünüzü keseceğim ama kaldık şunu da hatırlatmak lazım sanırım. Sayın İmamoğlu'nun hem Cumhurbaşkanı'na bu süreçte yazdığı mektup var. Bugün ayrıntıları ortaya çıktı. Yine İçişleri Bakanlığı'na yazdığı bir yazı var. Yani onlara cevap verme yöntemi de belki seçilebilirdi. Ancak sosyal medyadan duyurulan bir açıklama var. Yani sizin anlattıklarınızı pekiştirmek adına sözünüzü kestim ama devam edin lütfen. Estağfurullah. Yani işte şunun için söylemeye çalışıyorum. Siz İçişleri Bakanı olarak seçildiğiniz veya göreve geldiğiniz günden itibaren AK Partili olsun, muhalefet partilerinden olsun, bütün belediye başkanlarına eşit davranmak zorundasınız. Çünkü onlar da birer kamu hizmeti görüyor. Eğer siz
İçişleri Bakanlığı tarafınızı bir tarafa bırakıp AK Partili bir bakan veya parti devleti gibi hareket ederseniz bu sorunları çözme imkanınız elbette mümkün olmaz. Onun için iktidar partisine tavsiyem şudur. Seçildiğiniz günden itibaren yakınızdaki parti rozetini bir kenara bırakın ve tüm paydaşlarınızla, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarınızla beraber bu ülkenin genel yönetimlerini yürütmekte olduğunuzu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Ancak siz bir belediyeyi hasım alarak, onları düşmanlaştırarak, onları şeytanlaştırarak ne terörle mücadele yapabilirsiniz ne de güvenlik zafiyetlerini giderebilirsiniz. Bu düpedüz, yani eğer daha ileri boyutlarını söylemek istemiyorum, başka amaçlar taşımıyorsa bile devlet eliyle bir belediyenin, bir seçilmiş belediye başkanının kamuoyu nezdinde suçlu duruma düşürmesine ya da onun hakkında suçluları istihdam eden bir belediye başkanı algısı oluşturmaya dönük bir eylemdir. Bu doğru bir şey değil. Daha da önemlisi şu Seçil Hanım, siz terörle mücadele ederken hukuktan uzaklaşırsanız, hele hele ülkedeki terörist sayısının 180'nin altına düştüğünü iddia ederken sadece Büyükşehir Belediyesi'nde 500 tane teröristten bahsederseniz bu terörle mücadelenize hiç kimse inanmaz. Bir de ittifak ve irtibat kavramlarını bu kadar geniş bir şekilde kullanıp neredeyse memleketin 1,5-2 milyonunu terörist ilan edecek bir duruma gelirseniz ki bugün terörden dolayı yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi hazırlık soruşturmasıyla soruşturma hakkında böyle bir şey söz konusu olur. Bir diğer son olarak ekleyeceğim şu, bu bir adli meseledir. İç işlerini ilgilendiren yönetsel bir olay değildir. Dolayısıyla bu konuda devlet olması gereken Cumhuriyet Savcıları'dır. Cumhuriyet Savcıları'nın talimatıyla görev alması gereken adli kolluktur. Olsa olsa Adalet Bakanlığı'dır. Ki Adalet Bakanlığı'nın da devrede olmaması gerekiyor bağımsız bir yargı düzeninde. İçişleri Bakanı gibi bir kurumun adeta bir belediye operasyon yapılıyor havasıyla siyaseten devreye sokulması bu milletin kabul edebileceği bir şey olmadığı gibi amaçlarının çok ötesinde farklı sonuçlar doğurur diye son olarak sözlerimi bağlamak istiyorum. Çok teşekkürler Sayın Kaya ve sizin bıraktığınız yerden biz devam edelim. Yani bu siyasi bir adım mı yoksa hukuki bir adım mı? Temiz niyetle alınmış bir teftiş kararı mı var? Neden İstanbul? Bunların hepsi siyasetle ne kadar ilişkili diye konuşmamız gereken alt başlıklar sanırım. Şuradan başlayalım mı? Neden İstanbul diye? Şimdi yakın tarihte iki kez halkın önüne gelmiş sandık ve iki kez işte kaybedilmiş bir seçim var ortada. Ve İstanbul çok uzun yıllar AK Parti'nin yönettiği bir şehirken ki sadece İstanbul'un adı bile yeter aslında. Hani Türkiye tabii için bütün Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını belirleyen bir şehir İstanbul'un önemini hani benim anlatmama gerek yok sanırım. Bu noktadan hareketle yani hani bugün hep şu soru soruldu. Sandıkta kazanılamayan bu teftişle mi kazanılmak istiyor? Ne dersiniz? Bu mu yapılmak isteniyor? Valla bu hareketi yapanlar o amaçla olabilir. Ama ben kendi bulunduğum yerden çırpınıyorlar diye bakıyorum, öyle görüyorum. Şimdi neden böyle düşünüyorum? Çünkü bu tip hareketlerle bir sonuç alacaklarına inanmıyorum. Yapmaya çalıştıkları şey işte özel teftiş üzerinden terör, örgüt, İBB falan kelimelerini yan yana getirerek sanki burada yasa dışı bir oluşum varmış, sanki başka şeyler tasarlanıyormuş gibi bir hava yaratıp bundan etkilenebilecek vatandaşlar olacağını düşünüyorlar. O vatandaşların bize değil kendilerine oy vereceğini düşünüyorlar. Çok yanlış bir hesap bu. Çok yanlış bir hesap çünkü bunun bir benzerini 31 Mart öncesi yaptılar. Beka sorunu şu bu falan dediler. Tutmadı. 31 Mart'ta gereken yanıtı aldılar seçimde. Sonra baktılar ki dediler biz demek ki bunu az söyledik diye düşündüler herhalde. Daha da yoğunlaştırarak, daha da dozunu yükselterek içine başka unsurlar da ekleyerek sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist unsurlar iktidar olacakmış havası dahi yaratarak bunun Türkiye'nin saygınlığına ne kadar büyük zarar verdiğini farkında bile olmadan üstelik ülkenin başkenti için bile aynı şeyi söylediler. Yani ülkenin başkentinde terör örgütlerinin iktidar sahibi olabileceğini bile söylediler.
Ya dünyaya bu kadar kötü bir mesaj verilebilir mi? Bunları yaptılar. Sandık kurul başkanları hakkında soruşturmalar, televizyonların üzerinden karalamalar, bir takım söylentiler, bunları kamuoyuna yaymaya çalıştılar. Kamuoyunun bir kısmını etkilediler ama tamamını etkileyemediler. Kamuoyunun büyük çoğunluğunu etkileyemediler. 23 Haziran'da gereken cevabı çok daha büyük şekilde bu sefer aldılar. 806.077 oy farkıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre konuşuyorum. Kaybettiler. Şimdi üçüncü defa aynı yöntemle ilerliyorlar. Ben tabii ki siyasal rakiplerimize bu yöntemlerle ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzde seçim var. 806 binin yetmediğini ben düşünüyorum. Çok daha büyük bir açık arayla, farklı bir seçim yenilgisiyle karşılaşacaklarına inanıyorum. Bu arada belki konu dışı gibi görünebilir ama Mısır seçimlerini bugün bir başka kanalda da değindim. Mısır seçimlerini inceledim ben. Hüsnü Mübarek'e baktım. 30 yıl iktidarda kalmış. Hüsnü Mübarek Mısır'da 1981'den 2011'e kadar hep iki tane temel argüman üzerinden topluma kendini kabul ettirmiş. Bunlardan biri büyük projeler, biri de terör söylemi. Büyük projeler kendisine yönelik, terör söylemi rakiplerine yönelik. Büyük projelerde şunu söylemiş. Buraya Süveyş kanalı açtı, emperyalistler açtı bu Süveyş kanalında. Şimdi biz yerli milli kanal açacağız demiş. Hani bir tür Kanal Kahire gibi. Hani bizim Kanal İstanbul gibi. Artık yerli milli kanal açıyoruz. Gelirlerimiz iki kat artacak demiş. Tabii büyük binalar, büyük kanallar olunca vatandaşta ciddi bir şey var sanıyor ortada. İkinci söylemde terör söylemi. Önüne geleni bir şekilde terörle ilişkilendirmiş. Tabii oranın teröristi farklı. Oranın teröristi o zamanlar İhvan'mış. İhvan örgütüyle ilişkilendirerek senin dayının oğlu, amcanın oğlu, onun okuluna gitti, bunun kreşine gitti diye ilişkilendirerek rakiplerini o şekilde tasfiye etmiş. Bunlar tabii bugün iktidarda olanlar yaratıcı değiller. Onları taklit etmeye çalışıyorlar. Ama Mısır'la Türkiye arasında çok büyük bir fark var. Bu terör söylemi aslında bir süredir kullanılan bir şey tabii, ama tabii. Bunun da şimdi, önemli bir argüman olduğunu mu söylüyorsunuz? Tabii ki bu söylem üzerinden rakiplerini, siyasal karşıtlarını tasfiye etmeye çalışıyorlar. Fakat bunlar taklitçiler. Yani kendi özgün bir siyasal strateji de değil bu. Başka ülkelerde uygulanmış. Bu terör söylemini o kadar yaygınlaştırdılar ki patatescileri, soğan satıcılarını bile terörle suçladılar. Ve taklit ettikleri Mısır'la Türkiye arasında çok büyük bir fark var. Onu öngöremediler. Nedir o fark? O fark halk farkı. Türkiye Mısır halkı değildir. Mısır halkının hani bilinç düzeyini, demokrasi deneyimini bilemiyorum. Ama bu tip hesaplar Türkiye'de tutmaz. Tutmadığını da Türk halkı 2019 seçimlerinde, hatta 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de gösterdi. Bakın siyasal rakipleri tasfiye etmek istedi. Halk 100 bin imzayla aday olunuyordu hatırlarsanız. Kuyruğa girdi. Adayların tasfiyesine karşı, Cumhurbaşkanı adaylarının tasfiyesine karşı halk ilçe seçim kurullarının önünde imza kuyruğuna girdi. Sayın Doğu Perinçek aldığı oydan daha fazla imza aldı aday olsun diye. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu hesaplar Türkiye'de tutmaz. Türkiye'de tutmayacağını defalarca Türk halkı kanıtladı. İlk seçimde yeniden kanıtlayacağını düşünüyorum. Siz katılır mısınız? Şimdi bu söylem, terör söylemi, Mısır örneğini verdi Sayın Subaşı. Terör söylemi yani seçim meydanları artık ısınıyor. İşte 2023'te yapılsa dahi çok bir süre kalmadı. Çoğunu atlattık. Kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bu meydanlarda kullanılacak terör söylemi için sadece bir araç mı bu başlatılan özel teftiş? Amaca ulaşmak için bir araç olarak kullandıkları kanaatindeyim. Millet İttifakı'nı nasıl sıkıntıya sokabiliriz? Aslında bütün mesele bu. Hem ülkenin gündemini değiştirmek hem de İyi Parti'nin özellikle konsolide etmiş olduğu milliyetçi oyları nasıl toparlayabiliriz? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde ciddi bir kayıplar var. Mesela ben bir örnek vereyim size. Son dönemde İyi Parti'ye gelen 100 bin üyenin 80 bini AK Parti'den gelmiş. Ya Millet İttifakı'na gelmiş dolayısıyla. Bunu nasıl engelleyebiliriz'in derdindeler.
Tabii bir de İstanbul sıkıntıları var. Yani İstanbul'u kaybetmeleri, Ankara'yı kaybetmeleri büyük bir travma yaşattı onlarda. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kendi içinden bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Siyaseten akıl alması mümkün değil bu konuyu. Mağduriyetle iktidar oldular. Mağduriyetle iktidar olanlar yeniden mağdur yaratarak aslında iktidardan gidiyorlar. Şimdi bugünün mağduru Ekrem İmamoğlu mu? Ve tabii o mağduriyet yani, kazandırır mı? Mağduriyet tabii, halk her şeyi görüyor. Bugün bilgiye ulaşmak çok zor değil. Bugün aslında seçim sosyal mi? Medyada pek çok video, yani İmamoğlu meydanlarda selamlama görüntüsü, o beyaz gömlekli aslında seçimin sembolü olmuş video. O dediğiniz destek, İmamoğlu yanındayız, işte TT oldu, en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Hiçbir şey gizli değil Seçil Hanım. Vatandaş bilgiye ulaşabiliyor artık. Herkesin elinde akıllı telefonlar var. Sosyal medya kısıtlanması ile ilgili bu ülkede çalışmalar yapıldı biliyorsunuz. Hep bu meseleler yüzünden. Peki AK Parti neden böyle bir hata yapsın? Hani yıllarca hani şu savunuluyor ya, mağduriyet üzerinden seçim kazanma fikrinden hareket ediliyor AK Parti açısından, bu yorum yapılıyor. Bu durumda neden böyle bir hata yapsın göz göre göre? Siyasal dincilerin özelliğidir bu. En önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ezan, vatan bayrak ikilemi üzerinden mütedeyyin kesimin, muhafazakar kesimin hassasiyetleriyle oynamak. Bir de terör meselesi üzerinden de yine seçmeni konsolide etmeye çalışmak. Şimdi Sayın Bakan, İçişleri Bakanı 160 tane terörist kaldı diyor bu ülkede. Ve bugün 557 tane sadece İBB'de olduğunu söylüyor. Ve bu lafı ilk söyledikten 17 gün sonra eğer özel bir teftiş için çalışmaya başlıyorsalar, vay bu memleketin haline, eğer terörle böyle mücadele ediyorlarsa bıraksın etmesinler. Böyle bir de terörle mücadele olmaz. Devlet ciddiyet ister. Konuştukça batıyorlar. İşte orada yine ifadeye geliyor iş sanırım. Terörist demedim, terörle iltisaklı dedim. İrtibat meselesine girersek, evet. İki saat size bunları anlatırım ben Seçil Hanım. Evet. İltisak, irtibat. Şimdi bu terör, özellikle 2006 sonrası FETÖ'yü ele alalım. Terör örgütü olarak tescil edildi. Hassas bir konu değil mi? Tabii. Şimdi bu adliyede oldu, askeriyede oldu, sağlıkta oldu, milli eğitimde oldu, sporda oldu, bir siyasette olmadı. Defalarca önergeler verildi, teklifler verildi. Bu işin siyasi ayağını da araştıralım dediler. Ne oldu? Red verdi Cumhur İttifakı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti red verdi. Ne oldu? Bakın ben size anlatayım. Bu operasyonun, FETÖ operasyonunun en önemli ayaklarından bir tanesi şimdi hapiste. Mehmet Dişli. General, kardeşi Lahey Büyükelçisi. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın kardeşi, abisi hapiste. Şimdi Sayın onlarda Günaydın'ın irtibat iltisak yok. Şimdi mecliste mevkidaşımızın attığı tweetler, yaptığı konuşmalar ortada. Bunların yok. Kimin var? Vay efendim, FETÖ'nün baş imamlarını işe aldılar. Ya arkadaş, siz ne iş yapıyorsunuz? Madem bu baş imamlarının işe alındığından haberiniz var, bu adamların niye gitmiyorsunuz kolluk kuvvetleriyle müdahale etmiyorsunuz? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece yapabileceği iş temiz kağıdına bakmak. İstanbul Büyük, bakın noterlere bile açık olan GBT sistemi var. Yani kolluk kuvvetlerinin TC kimliğinizden sizin anlık adli durumunuzu inceleyen bir sistem bu. Genel bilgi tarama sistemi Seçil Hanım. Bu sistem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yok. Kimse kusura bakmasın. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tespit etmesi mümkün değil. O zaman açın. Çok affedersiniz. Günlerce şunu konuşuyoruz. Yani temiz kağıt, işte o hüsnü hal, iyi hal dediğimiz kağıt. Evet. Yani suçun var mı yok mu geçmişte, bunu gösteren. İşe girerken bu kağıdı getiriyor insanlar. Nasıl terörle irtibatlı olsunlar diye biz soruyoruz ekranlarda. Bu yorumlar da yapılıyor pek çok kişi tarafından. Yani gözden kaçırılmış olabiliyor mu işe girerlerken? Şöyle söyleyeyim. Aslında tabii çok kıymetli hukukçular var burada ama ben de kısmen biliyorum. Söz bendeyken söyleyebilirim. Bu temiz kağıtları hükümleşince, mahkeme karar verince kesinleşiyor. Yani o arşive düşüyor. Evet. Karar kesinleşince adli sicil kaydına giriyor.
karar kesinleşir. Yargılanırken onu bilemez ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ya o, ayrıca yargılanırken adam suçlu mudur arkadaşlar? Değildir yani tabii. Oraya da gelinemeyelim yani. Bir adam yargılanıyorsa ya da bir adamın hakkında soruşturma varsa ona iş verilmeyecek. Onu o şey mi hani ölü muamelesi mi yapılacak? Ya hukuk devletinde yaşıyoruz. Tabii. Bir insanın cezası yargılama sonucunda kesinleşmeyene kadar o masumdur. Anlatabiliyor muyum? Masumiyet karinesi kaldı ki burada bir kere daha söyleyelim. İBB'nin yapabileceği tek şey adli sicil kaydına bakmaktır. Adli sicil kaydında sorun yoksa işe alır. Eğer elinde bilgi belge varsa İçişleri Bakanlığı da sen bunu işe almışsın ama bende böyle bir istihbarat var der ve bunu iletir. Ya sana soruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi yazıyla soruyor. Mecliste benim hakkımda konuşuyorsun. Bu kadar adam var diyorsun. Lütfen bu bilgileri benimle paylaşma. Ben gereğini yapayım diyor. Sen ona cevap vermiyorsun. Basın açıklamasıyla hala bu tutumuna devam ediyorsun. Ve biz burada bu hukuki midir yoksa siyasi midir diye tartışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani Numan Kurtulmuş'un söylediği. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de yapıyoruz. Onları düşman mı biliyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığını basın açıklamasıyla mı yapıyorsun? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde eline belge geliyor. Gelen belgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri ile paylaşıyorsun. Onlar ihraç ediyorlar. Sen de soruşturma başlatıyorsun. Burada harekete geçiren ne oldu? Belge mi geldi? İhbar mı geldi? Nedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi? Tweet attı. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iki turlu seçimde İstanbul'u kazandı. Ve çok da iyi gidiyor. Sorun bundan ibaret. Neden peki bu kadar beklendi? Nereye bugüne beklendi? Gelindi. Yani ne zaman yapılmalıydı? Seçimden hemen sonra mı yapılmalıydı? İşte o isimler işe alındıktan sonra da yapabilirler. Zamanlamasının da bir anlamı var mı? Demek istediğim bu. Pardon, sözünüzü kesmiş gibi olmayayım. Bakın şöyle söyleyelim. İstanbul'u niye seçti sorusuna önce bir cevap verelim. İstanbul'da eski başbakan Binali Yıldırım trenle geldi değil mi seçim propagandasına? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sirenlerle mitil atmaya geldi. İçişleri Bakanı burada şeyler yaptı, ilçe mitingleri yaptı. Cumhurbaşkanı da İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder aman ha dedi. Peki o zaman İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu sadece Binali Yıldırım'ı mı yendi? Yani adamcağızı gönderdiler. Daha evvel İzmir'e göndermişlerdi. Ondan sonra başbakan yaptılar. Ondan sonra İstanbul'a gönderdiler. Gittiği yerde yeniliyor Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın şahsı mı yeniliyor? İzmir'de AKP anlayışı yenildi. İstanbul'da da Binali Yıldırım yarışmadı. Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. Ve bu iki turlu seçim sonucunda ortaya çıktı. Yani esas önemli olan da bu. Bir başka şey daha söyleyeyim. Biz acaba hukuki mi davranıyorlar dediğimiz aktörleri unutmayalım. Bu aktörler seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın bilgi akışını durdurmuş adamlardır. Niye durdurdular? Anadolu Ajansı devletin ajansı. Gelen verileri aktarıyor. Şimdi bu verileri elde etmede de bir devlet gücü haksız bir şekilde kullanılıyor mu sizce? Ya sizin bunda kuşkunuz mu var? Tabii siz bu soruyu soracaksınız da benim kuşkum yok yani. Hani devlet dediniz, tek parti devletinden falan bahsediyoruz artık yani. Hani bir hukuk devletinden bahsetmiyoruz. Ben bir kere daha söyleyeyim. Yani seçimde verileri kaybedeceklerini anlayınca vermekten imtina eden, durduran ve eş zamanlı olarak İstanbul'u da gönül belediyeciliği kazandı diye dolduran, afişleyen insanlardan biz şimdi hukuka uygun mu davrandılar acaba diye tartışma yapıyoruz. Ya soru şu kadar basittir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek demedi mi ya benim sekreterim genel sekreterim FETÖ'cüydü diye. Bülent Arınç demedi mi bunlar Ankara'yı parsel parsel sattılar diye. Ankara üzerinden bir tane soruşturma gördük mü? Ya rahmetli Kadir Topbaş'a neleri imzalattıklarını İstanbul'da bilmeyen kalmadı. Anlatabiliyor muyum? İstanbul Belediyesi vakıflara, cemaatlere yani kamu yararı dışında ne varsa onlara çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bizden evvelki döneme ilişkin bir tek soruşturma, teftiş raporu herhangi bir şey çıktı mı ortaya? Çıkmadı. Ve biz bunları yapanlara hala diyoruz ki hukuka uygun mu davrandılar? Hukuka uygun mu davranıyorlar acaba? Niye bunlar için bir şey yapmıyorsunuz? Bursa'da görevden aldığınız belediye başkanı için ne yaptınız? Bugün AKP'ye
ait olan büyükşehir belediye başkanlarında, başkanlıklarına ilişkin hangi soruşturma kovuşturma yürüyor ya? Ya bir de şunu söyleyelim. Herkes diyor ki Sayın Cumhurbaşkanının galiba haberi yoktur. Ya Sayın Cumhurbaşkanını böyle çok temiz bir yere falan koymanın anlamı yok. Hakaret etmek için söylemiyorum. Saygısızlık yapmak için söylemiyorum ama bir olguyu göze alalım. Süleyman Soylu kime yaranmak için çalışıyor? Bana yaranmak için mi çalışıyor? Recep Tayyip Erdoğan'a yaranmak için çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan pazar günü belediye başkanlarını topladı ve bir konuşma yaptı. Ne dedi? O konuşmaya reklamdan sonra gelelim Sayın peki. Günaydın. Oraya girmeyelim. Sayın Kaya size döneyim reklama gitmeden. Evet devam edeceğim söz veriyorum. Reklam sonrası ilk sözü size veriyorum Sayın Günaydın. Şimdi bir devlet gücü kullanıldı mı hakikaten Sayın Kaya sizce? Yani bu belediyeye ait bilgiler SGK'dan böyle İçişleri Bakanlığı'nın elde etmesi mümkün mü, doğru mu hukuken? Eğer doğru değilse bu yapıldı. Diğer belediyeler o zaman bütün CHP'li belediyeler içinde bundan sonraki adım o mu olacak? Şöyle yani az evvelki konuşmamda da ifade ettiğim gibi yani devlet dediğimiz şey sadece AK Parti'den ve AK Parti belediyelerden oluşmuyor ki. Devlet dediğimiz bir bütün para ister iktidara ister muhalefete mensup olsun merkezi hükümet ve yerel idarelerin bütününden oluşan bir kavram. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel bir şirket değil ki devlet onun bilgilerini almaya çalışsın. Ya da devlet İstanbul Büyükşehir Belediyesi düşman bir kuruluş değil ki terörle ilgili bilgisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile paylaşmaktan imtina etsin. Sorun burada kendisi dışında herkesi devletin dışında gören bir parti devleti anlayışında. Mesela her dönemin sihirli kavramları vardır. Bu dönemin de sihirli kavramı iltisak ve irtibat. Sayın Genel Başkanımız 2018 seçimlerinden sonra pasaport almaya gittiği zaman nüfus kaydının karşısında terörle iltisakı var şehre düştüğü için pasaport alamadı. Bu vahim durum ortaya çıkınca 2-3 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı eliyle bu düzeltildi. O iltisak kavramını oraya ne bir nüfus müdürü işleyebilir, ne bir kaymakam ne de bir vali işleyebilir. Onun nereden geldiği net ve bariz bir şekilde ortada. Siz Üsküdar'da İçişleri Bakanı olarak seçim mitingi yaparken Temel Karamollaoğlu'nun PKK ile birlikte sözleşme yaptığını iddia edecek kadar ileri gideceksiniz. Ve bir genel başkanın pasaport tahtidi koyacaksınız iltisaktan dolayı. Hatırlarsanız bunun mağdurlarından bir tanesi de Sayın Erdoğan'dır. Bir döneminde sihirli kavramı Türk Ceza Kanunu'nun ikinci maddesi olan halkı kim ve düşmanla sevk etmek. Birini siyaseten tasvip etmek istiyorsan ya da ile ilgili bir operasyon çekmek istiyorsan kullanışlı bir maddeydi. 302 halkı kim ve düşmanla teşvik etmek. Bu kadar kutuplaşmanın olduğu bir dönemde halkı kim ve düşmanla teşvik etmek işlemiyor da o yıllarda mı işleniyor? Dolayısıyla bu konjektürel olan kavramlar üzerinden siyasi operasyonlar çekilmesi hukuka olan güveni de zedeliyor. Biz uzun zamandır unuttuğumuz suçun şahsili ilkesini de zedeliyor. Masumiyet karinesini de zedeliyor. İnsanların lekelenmeme hakkını da zedeliyor. Hakkında bir kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan herkesin masum olduğu bir hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerinden bir tanesidir. Buradaki temel sıkıntı bence şu. İktidar partisi 2019 seçimlerine kadar hem merkezi hükümette hem de birçok yerel idarede belediyeleri kendi elinde bulunduğu için seçmene doğrudan temas etme imkanına sahip olan tek parti durumundaydı. Hı. Ama 2019'da özellikle birçok büyükşehir belediyesi iktidar partisinin elinden çıkınca muhalefet partileri de çünkü belediyeler en uç noktada seçmene direkt dokunabilen, seçmenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve seçmenlerin sorunlarını çözebilen kuruluşlardır. Evet. Dolayısıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana gibi metropol ve genelde büyük seçmen kitlelerinin yaşadığı yerlerde belediyeler halka böyle bir dokunmaya başlayınca bu her şey iktidardan bilin diye düşünen anlayışı yıkan bir anlayıştı. Evet. Esas çekimleri muhalefetin seçmenle bir kanal, bir diyalog kurabilmesi onları rahatsız eden şeydi. Dolayısıyla ifade ettiğim gibi siz yerel yönetimlerle beraber ancak bu ülkeyi yönetebileceğinize kabul etmeniz lazım. Aksi takdirde ülkede hizmet de yapamazsınız. Mesela işte bu pandemi sürecinde
belediyenin topladığı gelirlere el koymadan tutun da belediyelerin yardım kampanyalarına varıncaya kadar bir sürü engel çıkarıldı. Evet. Sırf belediyeler seçimle temas kuramasınlar diye maske sorunu yaşadı bu ülke pandeminin ilk günlerinde. Bu tamamen belediyeleri engellemeye, halka, seçmene dokunmasını engellemeye dönük bir şeydi. Bir maskeyi bile sen ancak iktidar eliyle dağıtmaya, bir yardım kolisini bile sadece iktidar eliyle dağıtmaya çalışırsan bu halkı çok küçük görürsün. Bu halkın senin verdiğini sadaka olarak görmesini isteyen bir anlayış ortaya koyarsın. Böyle bir anlayışı da tasvip etmek elbette mümkün olmaz. Evet Sayın Kaya, size katılan çok isim var. Yani yerel yönetimleri kaybetmiş olmasının burada kilit nokta olduğunu ve bugün geldiğimiz noktada bunun etkisinin olduğunu çok isim söylüyor. Devam edeceğiz hepsini konuşmaya. Özellikle de sanırım bundan sonra ne olur? Bu iş nereye varır? Onun üzerinde de biraz durmamız lazım ama kısa bir aranın ardından şimdi reklama gidiyoruz. Gündem Özel devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan özel teftişi konuşuyoruz. Hem başlatılma yöntemi hem açıklama yapıldıktan 17 gün sonra harekete geçmesi. Hukuki bir adım mı, siyasi bir adım mı? Pek çok şey var konuşulması gereken. Size sözüm var Sayın Günaydın. Sizle devam edeceğim. Şu soruyu da ekleyeyim. Lütfen eklemek istediğiniz şeyler varsa ekleyin bir önceki cümlelerinizi ama bir mektup tartışması da var. Bugün ortaya çıktı Sayın İmamoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup. Evet. Utanmadan bana mektup yazıyor dedi Cumhurbaşkanı. Orada İmamoğlu da bir başka mektubu hatırlattı. Benim mektubum utanılacak bir mektup değil dedi. Benim mektubum utanılacak mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden rakibim lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur dedi. Öcalan'ın mektubu iletilmişti. Hepiniz hatırlarsınız. Bu tartışmaya geldi. Yani işte İBB'de terörle iltisaklı şu kadar kişi var. Özel teftiş başlatıldığından tartışma. Hakikaten Erdoğan ve İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu bir mektup tartışması. Evet. Şimdi lütfen kendinizi bir an için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerine koyunuz. Sadece siz değil, biz değil. Biz izleyen herkes, izlemeyen herkes bir an için koysun. Bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe tartışmaları sırasında sıfatı İçişleri Bakanı olan bir kişi çıkıyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 500 küsür terörist çalışıyor diyor. Ne yapabilirsiniz? Yapacağınız iki şey var. Bir, kamuya açık ortamlarda basın açıklaması yaparken ya da mikrofon tutulunca dersiniz ki ya bunlar kimse bize bildirin dersiniz. Dedi mi bunu Ekrem İmamoğlu? Dedi. Evet. İki, ne yaptı? İçişleri Bakanlığı'na özel mektup yazarak bunların elinizdeki bilgileri, belgeleri bana gönderin. Biz bunlara yönelik işlem yapalım dedi. Üç, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Verdiğiniz bilgiler doğru değil. Bu bilgilerin doğru rakamları bunlardır. Eğer bilgi almak istiyorsanız lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bize doğrudan başvurunuz. Ayrıca biz de sizinle görüşmek istiyoruz. Randevu talep ediyoruz dedi. Ve son olarak da Teftiş Kurulu Başkanlığı üzerinden kendi belediyesinde bir soruşturmaya da izin verdi. Peki başka ne yapabilirdi? Ya gerçekten soruyorum. Başka ne yapabilirdi? Şimdi bir cumhurbaşkanı İstanbul gibi 16 milyonluk Avrupa'nın en büyük metropolünden, en kalabalık metropolün belediye başkanından kendisine yönelik randevu talebine randevu vermiyor. Şimdi soralım. Cumhurbaşkanı randevularını böylesine ucu açık bir keyfiyet üzerinde düzenleme muhtariyetine, özgürlüğüne sahip midir? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi yapar diyen olabilir bu memlekette. Hayır, yapamaz. Böyle bir şey yok. Takdir yetkisi bağlı yetkidir. O takdir yetkisini kamu yararına uygun kullanacak. Yani pazar günü mü pazartesi günü mü bir zengin sofrasında fotoğrafları çıktı. İş adamları, AKP'nin il başkanı, AKP'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı büyük bir keyifle, bir kere daha söylüyorum, gayet zengin bir sofrada yemek yiyorlar. Ya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı orada işte. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da diyor ki 20 dakikalık bir randevu verin de İstanbul'un sorunları var.
Sizin üzerinizden çözmek zorunda olduğumuz meseleler var. Bunları size aktarayım diyor. Çağır, randevu ver, konuş. Bu arada da de ki, ya seninle ilgili iddialar var kardeşim ya. Teröristler çalışıyormuş senin orada de. Ve Ekrem Başkan da sana bunun doğrusunu anlatsın. Ya bütün bunları yapmıyorsun. Ve bir belediye başkanı sana mektup yazıyor ve sen de dönüyorsun utanmadan bana mektup yazıyor diyorsun. Ya ben ayıptır diyorum yani. Bu cümle kim tarafından söylenirse söylensin ayıptır. Ve ben aklını vicdanını portmantoya sabahleyin asıp da dışarıya çıkmayan her AK Partili vatandaşın da keşke böyle söylemeseydi diyeceğine inanmak istiyorum. Ne yapacaktı başka? Birincisi bu. İkincisi, bugün güya sözlerini tavsiye etmek için İçişleri Bakanlığı'nın söylediğini söyleyeyim. Diyor ki belediyede çalışanlar içerisinde baylok kullananlar var. Bakın hani böyle bir son dem denilebilecek nokta vardır. Baylok listesi ne zaman ortaya çıktı? 15 Temmuz 2016'dan hemen sonra ortaya çıktı. Kaç kişi var dediler? 100 küsür bin kişi var dediler baylok kullanan. Bunlardan bugüne kadar kaçına operasyon yapıldı? 60 binine operasyon yapıldı. Geriye kalan 40 binin kim olduğunu acayip merak ediyoruz. Ve biz siyasetçi olarak da avukat olarak da dedik ki bu baylok havuzunu kamuya bir açın ya. Bir görelim. Hangi önemli şahsiyetler var orada? Niye sadece Devlet Bahçeli bir ara diyordu ya, mecliste bütün çorbacılara, bütün boyacılara operasyon yapıldı ama bir tane milletvekili yok diyordu. Sonra Cumhur İttifakı'na geçince bunu söylemekten vazgeçti. Şimdi bir kez daha ifade edelim ki 17-25 takvim vardı odasında, ben çok iyi bilirim. Aynen öyle. Her kesimden şey var da, baylok kullanan var da siyasetçilerin içerisinde yok mu? Peki gelelim buraya. Bu baylok kullananların listesi 2016'dan beri elinizde. Bu adam eğer baylok kullandığı halde İBB'de çalışıyorsa niye 2016'dan bu yana bu vatandaşa yönelik herhangi bir soruşturma yapmadınız? Neden yapmadınız? İlave bir soru daha soralım. Hani mesele Fethullah Gülen üzerinden gidecekse. Bugünkü Maliye Bakanlığı'nın Fethullah Gülen'le yan yana fotoğrafları yok mu arkadaş? O çektirdiği zaman sorun olmuyor da Allah'ın garibanı yurda çocuğunu gönderince mi terörist oluyor? Yani bu ayrımı vatandaş kabul etmiyor artık. Yani silahlı terör örgütünün kavramını hukukun içinde yapacaksın ve o tanımı yaptıktan sonra da istisnasız herkese yönelik o işlemi yapacaksın. Bir şey daha söylüyor. İBB'de çalışanların içerisinde polis katili var diyor. Ya sen bir polis katilinin İBB'de ya da başka bir yerde çalıştığını biliyorsan, 12 gündür de gevezelik yapmaktan başka bir şey yapmıyorsan o İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturma. Sonucu belli olan bir teftişi mi o zaman bugün konuşuyoruz? Ya sonucu teftiş olur mu ya? Diyor. Polis katili demek ne demektir? Bir adama polis katili diyorsan bununla ilgili kesinleşmiş hüküm vardır. Anlatabiliyor muyum? Başka türlü diyemezsiniz. Katil lafı kesinleşmiş hüküm sahibi olana denilir. Ha, hüküm yoktur. Adam polisi vurmuştur. Tamam mı? Hüküm yoktur. Fakat o zaten tutuklu yargılanır. Bazı örnekler de veriyor. Hatta Fehri Erdal'ı hatırlatıyor. Örnekler de veriyor. Neymiş Fehri Erdal'la ne alakası? Kimdi? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmiştir ve sonucunda ne yaptı? Kimi katletti? Peki Şırnak'ta adliyelerin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? Yani o zaman büyük bir tehlike var. Neden harekete geçilmiyor sorusu tekrar. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Geçilmedi ya da. Bu adliyelerin altına bomba koyma var ya. Arkadaşlar tırnak içerisinde yurt dışında yabancı temsilci, yabancı ülkelerin gözlemcilerinin önünde PKK'yla konuşma yaparken MİT müsteşar ve müsteşar yardımcısı aracılığıyla dönemin MİT müsteşar yardımcısının PKK'lıya söylediği laftır. Avrupa KCK ya da PKK temsilcisine. Şöyle söylüyor. Kentlere bombaları yerleştirdiğinizi biliyoruz diyor.
Ama o sırada valilere PKK'ya yönelik operasyon yapmayın talimatı Başbakanlık tarafından verilmişti. İllerin valilikleri tarafından veriliyordu. Yani bir yerde adliyenin altına bomba yerleştirildiyse o nasıl oldu sorusunun cevabını Süleyman Soylu kendisinin seleflerine bakarak ya da amirlerine bakarak verecek. Neden öyle yapıldı? Ya biraz evvel söyledim ya işte. Yani çözüm süreci var diye herhangi bir şey yapmadılar ve onlar da bunları yaptılar. Yani bu süreci Türkiye'de bilmeyen yok. Şeye gelince, Fehri Erdal meselesine gelince 90'lı yıllardaydı herhalde. O zaman Süleyman Soylu nerede politika yapıyordu acaba? Hangi partinin il başkanıydı acaba? Recep Tayyip Erdoğan için nasıl konuşmalar yapıyordu acaba? Yani bizim aklımızı kaybettiğimizi ya da hafızamızı kaybettiğimizi falan mı sanıyorlar ya? Ya bütün bunlar verileriyle beraber ortadayken ve İstanbul'a yapılan operasyonun amacı da gün gibi belliyken 1994'e atıf yaparak, Çukur operasyonlarına atıf yaparak nereye varmak istiyorlar? Yani son olarak da söyleyeceğim şudur. Eğer bir kere daha bunu söylemeyecekseniz Erdoğan'ın bir sözünü hatırlatacağım. Son belediye başkanlarında söylediği, toplantısında söylediği söz. Ne dedi? AKP'li belediye başkanlarını toplamış pazar günü. Yani Süleyman Soylu'nun gece 20'de tweet attığı günün öğleninden bahsediyoruz. Evet. Diyor ki sizin seçiminiz 2023 Haziran'ındadır diyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki yerel seçimler 2024'ün Mart'ında. Ne demeye çalışıyor Erdoğan? Diyor ki ben varsam siz hepiniz varsınız. Ben yoksam hiçbiriniz yoksunuz. Onun için belediyelerinizi Cumhurbaşkanlığı seçimine göre organize edin, ona göre yönetin. Bu talimat belediye başkanlarına, bu talimat aynı zamanda Süleyman Soylu'ya ve hepsi gereğini yapmak için şimdi soyundular. Sözümü şöyle bitireceğim. Şu günkü İstanbul valisi kaç yıldır görevde? Galiba 3-4 yıldır görevde. 2019'un Mart'ında Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanınca o gece yaşananların hepsini biliyoruz ama nihayetinde mazbatayı vermek zorunda kaldılar. Sonra mazbatayı hangi laflarla geri aldılar? Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur laflarıyla, değil mi? Hani o trajikomik şeyleri anlatmaya bile gerek yok. Hani 3 zarftan ikisini doğru sayıyorlar da birini saymıyorlar vesaire vesaire. Biz şimdi bunlardan hukuk arıyoruz. Peki sonra ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldılar. Mevcut İstanbul Belediye Başkanı'nı, mevcut İstanbul Valisi'ni belediye başkanı olarak atadılar. Yani aynı şahıs Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı vali, Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyum olarak atadığı belediye başkanı olarak görev yaptı. İstanbul'un her şeyinden sorumlu. Böylece nereye kadar geldik? 2023'ün Haziran'ına kadar geldik. 2023'ün Haziran'ında vatandaş dedi ki dur bir dakika, bu kadar yeter. 2019'un Haziran'ında vatandaş dur bakalım yeter dedi. En kıymetlisine biliyor musunuz? Bize oy verdi. Ama Doğan Başkan'ın söylediği 806 bin farkın neredeyse önemli bir bölümü ya sandığa o güne kadar gitmeyenlerden ya da bir önceki seçimde AKP'ye ve MHP'ye oy verenlerden geldi. Bu süreç aynı süreçtir. Ha, Ekrem İmamoğlu mağdur mu? Ya ben şöyle söyleyeyim, bu kavramları vallahi ben hani kendimize yakıştıramıyorum. Ya bu sürecin ne mağdur olacağız? Süleyman Soylu'nun yaptığının mağduru mu olunur? Anlatabiliyor muyum? Yani yapılan iş hukuksuzdur. Bunun karşısında hukuku da savunacağız, hakkımızı da savunacağız. Mağdur olacaklar kimler? Onlar mağdur olacaklar. İlk seçimde. Çok kötü mağdur olacaklar. Yani burada tabii mağduriyet yıllarca hani işte haksızlığa uğramak, Türk milleti ona sahip çıktı gibi bir algı Seçen Hanım, vardı ya. Seçen Hanım, şunun için söylüyorum bunu. Bir insan Türkiye'de çok haksız bir şekilde hakimin karşısına çıkartılıyor. Çok haksız bir şekilde. Oluyor bu işler. Sonra o beraat ettim diye seviniyor. Ya bu benim ağrıma gidiyor. Ne beraat ettin ya? Senin oraya çıkman suçtu. Seni oraya çıkaranların suçuydu bu. Anlatabiliyor muyum? Yani
herhangi bir doğru dürüst bir yargılama yok ki, oraya çıkman gerekmiyordu ki beraat ettim diye sevineceksin. İnsan ne der? Ha, beni oraya çıkartan hakimin ya da kolluk kuvvetinin, yani görevlerinin dışına taşanların hesabı sorulacaktır der. Anlatabiliyor muyum? Yani benim bakış açım böyle. Yoksa memleket, hadi bunları mağduriyet kavramı altında tanımlamayı sever yani. Ya mağduriyet demeyelim evet, belki ama bir itici güç bu tartışmalar şimdi evet. Editörümüz Serkan Bayraktar da getirsin ekranları. Mesela sosyal medyada az önce dedim ya, İmamoğlu'nun meydanlardaki o beyaz gömlekli görüntüsü de vardı. Şimdi 11 belediye başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da Ankara'da buluştu. CHP Genel Merkezi'nde. İşte sosyal medyada tam biz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan özel teftişi vesaire konuşurken, tartışırken o görüntüler, o videolar paylaşılmaya başlandı. Bu belki bir mağduriyet değil ama bir itici güç olduğu kesin. Bu tartışmanı izleyelim, o görüntüyü üzerine konuşacağız. Evet, görüntüyü izledik. Görüntüde Ankara'nın ilçe belediye başkanları da var. Yeni Mahalle, Çankaya Belediye Başkanları, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. İşte bugünün en çok konuşulan ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu var. CHP İl Başkanı var. Ve güzel günler yakında diyorlar CHP'li başkanlar. Tam da biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel evet, teftişi, böylesine ciddi bir iddiayla özel teftişi konuşurken ki yani siyasi bir adım ama verilen siyasi mesajlar da var sanırım karşılık olarak. Güzel günler yakında diyerek nasıl değerlendirirsiniz? Bu aslında inceden o adıma bir mesaj mı? Tabii yani milletimizin güzel haberleri de ihtiyacı var. Ve İmamoğlu'na da bir sahip çıkış, tabii, bir destek tabii, aynı zamanda. Kesinlikle. Şimdi bakın, bugün Türk İş açlık sınırı ile ilgili bir rakam yayınladı. Tabii Türk İş'in o rakamını da bugün sabah bir tartışma konusu yaptılar. Asgari ücretten düşük. Gerçeği yansıtıyor mu diye. Asgari ücrete yakın diyelim. Evet. Ülke nüfusunun, çalışan nüfusun yaklaşık %70'i asgari ücret veya ona yakın ücret alıyor. Yani açlık sınırına yakın ücret alıyor. Bizim televizyonlarda böyle güzel diziler falan, işte sokağa çıkıyoruz güzel arabalar falan. Bütün Türkiye bundan ibaret değil. Ülkenin %70'i açlık sınırının altında yaşıyor. Öyle gelir elde ediyor. Türkiye'de asgari ücretin ortalama değeri 220-230 dolar civarında. Bangladeş'te yaklaşık 110 dolar. Oradaki paranın değer düşüklüğü nedir? 95 dolara falan indiğini duymuştum. Yani Bangladeş'in iki katı Türkiye'deki asgari ücret. Bangladeş dünyanın en yoksul 5 ülkesinden biri. Şimdi bizim bu tabloyu düzeltmemiz lazım. Bu tabloyu doğru bir yere oturtmamız lazım. Türkiye çok büyük potansiyelleri olan bir ülke. Ama işte böyle saçma sapan konularla siyaset enerjisini buralara veriyor. Yani bir gündem değiştirmek mi istendi? Gündem, çünkü ekonomik değiştirmek, tablo oldukça... Yani gündem değiştirmenin tabii ki bununla ilişkisi var. Fakat bu tam bir seçim hazırlığı çalışması. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi zemine çekilmemeli dedi, biliyorsunuz.
Evet. Bugün de bir ara değinildi. Bence hangi zemine çekecekmiş? Zaten siyasi zemindeydi. Diyor yani tam ben, ifadesini isterseniz tırnak içi aktarayım. Kurumsal anlamda belediye ya da başkanın şahsı ile ilgili soruşturma değildir. Bir kere diyor bunun böyle görmemek lazım. Niye arkadaşlarımız telaşlanıyor? Bunlar politik laflar, bunlar işin siyasi kısmı diyor. Gelen eleştirileri siyasi bulduğunu söylüyor. Evet, tepkiler hatırlatılıyor çünkü. Tabii. Hem Sayın Akşener'in tepkileri hatırlatılıyor hem de İmamoğlu'nun. Burada terör örgütleriyle mücadelenin doğal bir parçası. İBB'de samimi ise destek olmalı bu teftişe diyor. Zaten köstek olmuyor, destek oluyor. Ya destek olmak bilgi için. Bilgi istiyor zaten. Bilgi yani. İstiyor. Ne yapabiliriz? Bize bildirin. İsimleri bildirin. Bir irtibata geçildi mi sosyal medyada açıklama yapılmadan önce vallahi Sayın Başkan'la? Valla Twitter'ın altına hiçbir şey yazmadık. Yani İçişleri Bakanlığı Twitter'la haberleştiğine göre biz de altına bir şeyler yazabilirdik. Ne diyorsun Sayın İçişleri Bakanlığı diye ama resmi yazı yazılmış. Daha ne yapılsın? Bu siyasi zemine çekilmesin. Bu konu siyasi malzeme yapılmasın demek tepkiler üzerine bir tür geri adım aslında bu. Yani bu işi hukuki zeminde bırakalım falan diye. Hani topu yuvarlıyor aslında Numan Kurtulmuş. Eğer toplum bu kadar tepki göstermeseydi, siyasi zemine çekmeyin bunu diye bir açıklama yapılmazdı. Çünkü kendileri bu sürece hukuki bir süreç olarak başlamadılar. Doğrudan siyasi bir süreç olarak başladılar. Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim, değişik bir şey daha. Şimdi Sayın Bakan, İçişleri Bakanı çok fazla siyasi demeçler veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu sistemde bakanın hukuki statüsü de tartışmalı. Gökhan Üstad'ım özellikle size söylüyorum. Ne dersiniz, merak da ediyorum düşüncenizi. Memur mudur, siyasi bir kişi midir? Vali ile İçişleri Bakanı'nın farkı nedir? Şimdi parlamenter sistemde milletvekilleri arasından çıkardı ya da dışarıdan gelirdi Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu meclise karşı sorumluydu. Dolayısıyla bakan siyasi bir kişilikti. Ama bugün siyasi bir kişilik olmayabilir bakan. Bu konuda hani ben çok net siyasi bir kişidir diye düşünmüyorum. Bir memur sıfatıyla da böyle bir şey konuşması suç oluşturur. Yarın öbür gün yargı konusu olur bunlar. Ama sadece Sayın yani Bakan değil biliyorsunuz. İletişim Başkanı örneğin Sayın Fahrettin Altun, o da çok fazla eleştiren siyasetin içinde açıklamalar yapabiliyor. Bu söylediklerim Fahrettin Altun için de geçerlidir. Yani devlet memuru sıfatıyla bir siyasi demeç vermeleri, bir siyasi partiyi muhatap kabul etmeleri, onlara eleştirmeleri hukuken yani sakatlık ya, içeriyor. Okul müdürleri var ya, yani. CHP genel başkanına hakaret edip okul müdürü olarak çalışmaya devam eden insanlar var bu memlekette. Yani tek parti devletinin unsurlarıdır bunlar. Yani tek parti devleti baştan aşağıya aynı şeyle, maskeyle dolaşır. Erdoğancı olmazsanız tapu müdürü olamazsınız. Ve onların da bir tane tapu müdürlerinden özür dilerim. Yani bu örneği verince tapu müdürleri niye hep bizim örneğimizi veriyorsunuz diyorlar. Tarım müdürü olamazsınız. Ve bir tane de amacınız vardır. Partinize ve o partinin başkanına her gün yeniden yüksek sesle bağlılığınızı bildirmek zorundasınız. Susmak bile yeterli değildir. Yüksek sesle ve yeniden bağlılığınızı bildirmek zorundasınız. Nelerle karşılaşıyoruz biz? Yani devletin valisi diyoruz değil mi? Devletin valisi kaldı mı ya? Devletin bakanı mı kaldı? Yani devletin valisi yine hani keşke tenzih ederim diyebileceğim çok sayıda insan olsaydı. AKP il başkanından farklı çalışıyor mu yani? Mümkün değil. Farklı çalışıyor mu? Üstelik de ellerinde yetki daha fazla olduğu için daha etkin çalışıyorlar. Yeni sistemin getirdiği uygulamalar sanırım yani, böyle açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl ucube bir yapı olduğunu, Cumhurbaşkanlığın devletin bağımsız ve tarafsız başkanını temsil etmediğini bu örneklerde biz çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet. Ve bu nedenledir ki zaten bir an evvel bu memleket devlet başkanının adından soyadından bağımsız olmak kaydıyla bu ucube sistemden bir an evvel kurtulmak zorundadır. AK Parti Genel Başkanı devlet gücünü kullanarak rakip bir partiyle bu şekilde mücadele ediyor. Yorumuna geliyor tabii tüm anlattıklarınızdan. Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla CHP'ye hakaret ediyor. Bir CHP'li arkadaş ona cevap verince
Devlete hakaret. Cumhurbaşkanı hakaret etmekten yargılanıyor. Ya sen Cumhurbaşkanıysan niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret ediyorsun? Eğer AKP Genel Başkanı şapkanla onu yapıyorsan o da sana onun cevabını elbette verecek. Yani dolayısıyla canları ne isterse o çorbadan onu alarak kullanıyorlar. Ama bu sistem, bir kere daha söylüyorum, vatandaş nezdinde artık yürümediği aşikar olan bir sistemdir. Sokağa bakın. Yani hepimiz sokaktan gelen insanlarız. Anketlere yansıyandan çok daha yüksek bir sokak sesi var. Ve bu sokak sesinin içerisinde yalnızca iktisadi zorluklar nedeniyle bağıran vatandaş değil, aynı zamanda yaşadığı adaletsizliklere, gördükleri eşitsizliklere ya yeter artık diyen vatandaş var. Ve bu sesi Türkiye'de siyaset ister istemez duyacak. Yani istediğiniz kadar erteleyin. O takvim yürüyor işte. Tık 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 her saniye 2023'ün Haziran'ına kadar gidiyoruz. Ha şunu da söyleyen var canım, yani seçimlerle olacak mı? Ben buradan bir kere daha söyleyeyim. Biz o seçimleri kazanalım da bu arkadaşlar bize o iktidarı vermesinler. Şimdi seçim deyince bir başka konu tabii, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan bu teftişi konuşuyoruz. İnşallah başka programlarda başka başlıkları da konuşuruz uzun uzun, ama seçim deyince işte Millet İttifakı'nın adayı kim olacak mevzusu. Bu konuyu sık sık Cumhur İttifakı, işte iktidarı yakın medya gündeme de getiriyorlar. Şimdi bu adımdan sonra da bugün de yine konuşulan bir başlıktı. Hem İstanbul sıradan bir şehir değil, hem de İmamoğlu ismi. Ni es geçmemek lazım şüphesiz. Çünkü işte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunlar hep Millet İttifakı'nın adayı olurlar mı sorusuna yanıt olarak tahmin edilen isimler. Meral Akşener artık bunun dışında, hepinizin malumu, onun açıklaması gereği ben başbakan olmak istiyorum dedi. Şimdi bu özel teftiş, işte az önce sosyal medyada paylaşılan videolar, belediye başkanlarını izledik. Sayın İmamoğlu'na verilen bir destek var. İmamoğlu'nun meydanlardaki o görüntüsünün sık sık hatırlanması. Adaylık tartışması çerçevesinde değerlendirme isteyeceğim. İyi Parti'nin temsilcisi olarak sizden, sonra Bülent Bey'e döneyim, sonra da size söz vereceğim efendim. Şimdi tabii önümüzdeki ilk seçim Cumhurbaşkanlığı, evet, ve meclisin seçimi. Dolayısıyla her iki ittifakta bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Cumhur İttifakı adayını Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı, evet, Genel Başkanı belirledi. Sayın Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayına gelince Millet İttifakı istişareyle muhakkak doğru bir adayı bulacaktır. Kendi içinde çok değerli isimler var. Sayın Akşener ben başbakan olmak istiyorum diyerek aslında ülkenin yeniden parlamenter sisteme dönüşünü anlatıyor. Güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüşünü anlatıyor ve çok ciddi çalışmalar yaptı İyi Parti bu konuyla alakalı. İttifak ruhuna uygun. Bugün de Uşak'ta yapmış olduğu açıklamada Millet İttifakı 6 partiye kadar bir genişleme mesajı verdi. Aslında ülkede Seçil Hanım, en büyük problem sistem problemi. Parlamenter demokraside daha evvelde ne vardı? Kuvvetler ayrılığı ilkesi vardı. Yani yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı vardı. Bu kuvvetler ayrılığı ilkesi kuvvetler birliğine döndü. Gökhan Bey'in söylemiş olduğu konuda aslında tam da o. Bugün ülke tek kişi tarafından ve tek parti tarafından yönetiliyor. Yani tek parti sistemi geçtik gibi, bu ucube bir sistem. Anayasaya göre tarafsızlık yemin eden Cumhurbaşkanı, diğer taraftan partili. İttifakın farklı partiden olan belediye başkanıyla didişiyor. Yani Sayın İmamoğlu, ben meclisin ilk gününden beri bütün anılarımı yazdım. Bitti, ilk bölümü kitaplaşıyor yakın zamanda. O kadar enteresan diyaloglar var ki. Yani 31 Mart 23 Haziran arası yaşananlar. Ne, meclisin ilk gününü hatırlayın Doğan Bey. İlk gün 23 tane ihtisas komisyonunda üye sayıları 25 senedir 9 kişi olan sayıyı 8'e indirdiler. 8'e, 5'e 4 değil de 5'e 3 olsun diye. Siz tabii çok araya giriyorum ama tarihi bir döneme de tanıklık eden tabii isimlersiniz. Hem sistem an değişti, an hem de partinin değişmesi, siyasi partinin değişmesi İstanbul'u yöneten kritik bir dönemde görev yapıyorsunuz. AK Parti konjonktürel bir parti, lider partisi ve 3 Y felsefesiyle iktidara geldiklerini anlattılar. Mütedeyyin muhafazakar kesimi,
Siyasal İslam'ın yolsuzluk ve yoksulluk. Bugün yasaklara bakıyorsunuz. Bu ülkede her şey yasak. Yani sosyal medyada, sokakta röportaj yapan gençler evlerinde şu an ayaklarında kelepçe var, elektronik kelepçe var. Evet. BDDK'nın bugün suç duyuruları var. Gazeteciler, vekiller. Bugün bakıyorsunuz, o kadar enteresan açıklamaları var ki. Yani FETÖ ile fotoğrafları çıkan Nurettin Nebati'yi bakan yaptılar. Kardeşi bir gün önce açıklama yaptı. Bunlar suçtur, manipülasyondur. Orta direkt yok oldu. Erasmus'ta çocuğu okuyan, yurt dışında çocuğu okuyan, hani döviz çıkıyor diye panikle döviz alan insanlar perişan oldu. Sayın Bakan'ın kardeşinin yaptığı da aynı kapsama girer. Açıklama yaptı, aynı kapsama girer. Şimdi AK Parti'nin en büyük problemi bu. Ve emin olun o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki, en son Sayın İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamalar bütün tuşlara aynı anda bastı. İnanılır gibi değil. Yani önce ülkenin 160 teröristi var dedi, sonra bu 557 dedi. Zannediyorum Sayın Bakan bu verileri TÜİK'ten alıyor. TÜİK verileri bunlar. Bunlar normal verileri değil. Şimdi o kadar zor bir durum ki Sayın İmamoğlu 2,5 senedir ülkenin Cumhurbaşkanı'na derdini anlatamıyor. Randevu alamıyor. Sohbet edemiyor. Bir görüşmeleri olmuştu sanırım. O seçim. Yani rahmetli Kadir Topbaş bir sandalye, kırık sandalye verdiler Sayın Başkan'a. O bile sabotaj. Bir de rahmetli Kadir Topbaş'ın cenazesinde türbe yolunda bir sohbet oldu diye biliyorum. Bakın, iletişim kurulamıyor. 21. yüzyılda iletişim çağında mektuptan bahsediyoruz. O zaman işte partili cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı hep iş sanırım yeni sisteme geliyor. Sistemle alakalı bir şey. Şimdi ben önümüzdeki mecliste arkadaşlara söyleyeceğim Doğan Bey, bir teklif getirsinler. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadrolu güvercinler alalım. Haberleşme güvercinleri alalım. Şimdi Beştepe'ye mi uçsunlar? Beştepe'ye uçsunlar. Yani haber götürsünler, iletişim kurulsun. Ya böyle bir komik bir şey olabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu devletin kadim bir kurumudur. Devlettir. Biraz kameralar aracılığıyla hep değil mi? Yani medya aracılığıyla yapılıyor artık. Çok kötü. Böyle bir şey olur mu? Devletin bakın özel görüşmeleri, yazışmaları olur. Gizli yazışmaları, görüşmeleri olur ve çok gizli yazışmaları, görüşmeleri olur. Bunlar halkın önünde konuşulacak şeyler değildir. Eğer sizin tespitiniz varsa bunu bir yazıyla bildirirseniz gereğini yapar idareler. Eğer yapmıyorsa siz gereğini yaparsınız. Ama o zaman şu argüman haksız çıkıyor tabii. Seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Seçim malzemesi olarak kullanılıyor ama hatalar o kadar fazla ki, o kadar kendilerini haktan kopardılar ki Seçil Hanım. Halk ekmek büfeleri kuyruklarında bekleyen insanlar için, bunlar reklam için, fotoğraf vermek için bekliyor dediler bu insanlar. İnsanları aşağı muhtaç ettiler. 1.25 liralık ekmek için, bakın 1.25 liralık ekmeği 1.75 lira ucuza alacaklar diye insanlar kuyruklarda bekliyor. Vay efendim aracınız erken gelmiyor. Ya bu 700-800 binlerden 1.6 milyonlara çıktı bu ekmek sayıları. Ülkede mesele açlık, ülkenin gündemi ekonomi, ülke perişan, sanayici perişan. Bir günde %3-5 kurlarda oynaklık olan ekonomilerde ne yatırım olur, ne üretim olur. Evet, hep sözleriniz şey ekonomiye doğru gidiyor. Ekonomi. Evet, mesele bunun gizlenmesi. Mesele bunun gizlenmesi Seçil Hanım. Başka hiçbir şey değil. Sayın İmamoğlu gerçekten performansını görüyorum, üzülüyorum. Sayın Başkan bir cumhurbaşkanı, iki eski başbakan, 17 tane bakan, 70 tane televizyon, 70 tane gazete ve 200 bin sayısı verilir bu kadar trolle uğraşıyor. Ve ona rağmen İstanbul'da hiçbir şey eksik değil, biliyor musunuz? Bakın 2021 yılı bütçesinde borçlanma 4 milyar civarında rakam var ki bir Türk lirası borçlanma vermediler. Bu kurdaki artışlar İstanbul Belediyesi, diğer belediyelere de ciddi maliyetleri oluştu. Evet. Yapamadıklarını yapıyor Sayın İmamoğlu ve yönetimi. Biz Millet İttifakı'nın paydaşları olarak Sayın İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayız. Ama normal şartlarda hani belediye başkanının belki ilgilenmesinin, bütün ilgisini yoğunlaştırması gereken şeyler, evet bu projeler, İstanbul gibi bir şehri yönetmek. Ve bunlar rutin yürüyor. Ama bugün geldiğimiz noktada dediğiniz gibi bunları hem Cumhurbaşkanı... Bunları konuşmaktan üzülüyoruz bakın. Siz bir mektuptan bahsettiniz. Şimdi o güvercin meselesini espri yaptım. Bugün, iki gün, evvelsi gün Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Utanmadan bana mektup yazıyor.
Ya biz bir mektuptan utandık. Bir, Amerika'nın eski başkanı Trump'ın bu ülkenin cumhurbaşkanına yazdığı mektuptan biz çok utandık. Bir de ne zaman utandık biliyor musunuz? Bu çözüm süreci safsatasında Diyarbakır Meydanı'nda bebek katili Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudular. O zaman utandık. 2013. Ne zaman utandık? 2013. 2013. Onu hatırlattı. 23 Haziran'da Osman Öcalan'ın mektubundan medet umdular. İşte o mektuptan utanmadılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili çözüm arıyor, muhatap yok. Sayın Cumhurbaşkanı'na yazmış mektup, utanmadan bana mektup yazıyor diyen bir, bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. İşte bu sistem hatasıdır. Bu sistem hata yapıyor. Bu sistem doğru bir sistem değil. O yüzden ülkenin acilen önündeki tek gündem var seçim. Seçim. Yani acil seçim gündemi var. Halkın önüne sandığı koyacaksınız. Bakın seçim olur mu olmaz mı? Bunları, asla olmaz bunlar, deniyor. Bunları diyenler bakın bunun öyle. Denemesi bu ülkede 31 Mart'ta yapıldı. Eğer o başarılı olabilseydi 23 Haziran'daki hezimeti yaşamasaydılar bunu deneyebilirlerdi derim. Şimdi bu ülkede kayyum olur mu olmaz mı basın sürekli soruyor. Bugünden beri bunlara evet, cevap veriyoruz. Bunu, bu soruya geleceğim son olarak aslında bir 20 dakikalık bir süremiz kaldı. Sayın Bülent Kaya'ya dönelim. Evet. Bu süreç nereye gider bir hukukçu olarak? Şimdi HDP'li bazı belediyeler için bunu gördük, kayyum atandığını. İstanbul için asıl niyet o mu? Sandıkta kazanılmayan bu teftişle mi kazanılmak isteniyor? Bu süreç kayyum atanmasına gidebilir mi Sayın Kaya? Sorum size. Ondan önce müsaade ederseniz bu az evvel konuştuğumuz konuyla alakalı bir iki konuya değinmek istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aslında 94'te bir muhalefet partisinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bir iktidarla ayakta çalışamamasının cezasını İstanbulluların çektiğini en iyi bilen kişilerden bir tanesidir. Bir örnekle sadece bunu ifade etmek istiyorum. Metro çalışması, raylı sistem ilk önce Avrupa yakasında başlanmıştı. 94 yılında Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilince dönemin başbakanı Tansu Çiller'e giderek Anadolu yakasında hızlı bir raylı sisteme geçilebilmesi için T5 dediğimiz Kadıköy'den Gebze'ye giden güzergah karayollarına ait bir yerde tamlaştırma maliyetine girmemek için oranın belediye tahsis edilerek raylı sistemin Kadıköy'den Pendik'e gidilmesine dair bir görüşmelerde bulundu. Ama dönemin hükümeti belki de Refah Partisi'ne artı getirir, işte bu bir hizmet olur, oylara etki eder diye o projeye ket vurdu. Bugün Anadolu yakasına raylı sistemin geç gelmesinin temel sebebi ran yani oy kaygısıyla hükümet tarafından engellenmesi. Yine bir diğer önemli şey Çevre Bakanı İmren Aykut da Sayın Erdoğan'ın bir televizyon tartışmasında girdiği tartışma. Çevre köprülü otoyollarla ilgili projeler söz konusu olunca elbette bunları bana soracaksınız diye meydan okuyan bir belediye başkanıydı. Şimdi bugün İstanbul'un imarla ilgili bir birliği yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı imar yetkisi var. Özelleştirme İdaresi'nin imar yetkisi var. Başka bakanlıkların imar yetkisi var. Yani büyükşehir ve ilçe belediyeleri dışında birçok hükümetin, bakanlığının veya kurumların imar planı yapma yetkisi var. Turizm Bakanı'nın bile İstanbul'da yetkisi var. Oysa imar birliğini siz sağlayamazsanız bir şehircilik planı ortaya koyamazsınız. Bir diğer önemli husus da ulaşım birliği dediğimiz bir kavram var. Bugün devlet Ulaştırma Bakanlığı'na ait metrolar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait metrolar kavramını konuşmaması lazım artık İstanbul'un ve İstanbul halkının. Ulaşımda eğer siz ulaşımı iyi bir şekilde koordine edip trafiği, ulaşım sorununu İstanbul'un gündeminden çıkarmak istiyorsanız bu konudaki belediyelere gerekli yetkileri ve kaynakları ayırmak zorundasınız. Sizin oy kaygılarınızdan, sizin İstanbul üzerine yaptığınız kavgalardan İstanbullu çile çekiyor. İstanbullu etkileniyor. Bunu en iyi bilecek durumda olan da Sayın Cumhurbaşkanı kendisidir. Çünkü ifade ettiğim gibi 94'te bir muhalefet partisinden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti ve iktidarın kendisine çıkardığı sıkıntıları en iyi bilen kişilerden bir tanesidir. Ama ona rağmen Refah Partisi olarak biz %25 oyla Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmıştık. Bugün belediye meclisinde %50'nin üzerinde oy almış bir belediye başkanına çıkarılan zorluk
%25 ile seçilmiş bir belediye başkanına çıkarılmamıştı. %75'i muhalefet olan bir büyükşehir belediye başkanı bile demokrasi kültüründen nasibini almış bir meclis tarafından çok daha rahat çalıştırılıyordu. Dolayısıyla bu tip engellemeler siyaseten kısa vadede sizin için kar gözükür olabilir ama uzun vadede İstanbul mu kazanır? Bu kayyum olayına gider mi? Kayyum uygulamasının kendisi başlı başına anayasaya kurulan bir şey. Çünkü anayasada belediye başkanlarının ancak göreviyle ilgili soruşturma olduğu zaman görevlerinden uzaklaştırılabilecekleri soruşturmanın selameti açısından. Çünkü siz yetkili elinde bulunduğunuz Büyükşehir Belediyesi'nin sizin yaptığınız icraatlarla ilgili bir görevle ilgili bir suç varsa soruşturmanın selameti açısından bir dönem açığa ama çıkarılan kanun hükmünde kararname ile belediye başkanları ile ilgili hiçbir sadece bir Cumhuriyet Savcısının bir hazırlık numarası vererek bir dosya açması dahi seçilen bir belediye başkanının yerine bir valinin ya da bir kaymakamın atanması için yeterli bir sebep olarak görüyorum. Bir kere bunu demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değil. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelir mi den önce Türkiye'deki kayyum uygulamalarının anayasa aykırı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Oraya itiraz etmezsek bugün gelinen noktaya itiraz etmeyle ilgili iddialarımız havada kalır. Elbette ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, ister belediye başkanı olsun hiç kimse layıksel değil. Bir o makamları bir suç işleme aracı olarak kullanamaz ya da terör örgütlerine yardım için kullanamaz. Varsa hakkında bir iddia bağımsız olan yargı devreye girer, onun araştırmasını onlar yapar. Buradan güçlü bir itiraz çıkmamış olsaydı bir sonraki adım belki öyle bir konuya da gitme gibi bir düşünce söz konusu olabilirdi. Çünkü ifade ettiğim gibi İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder anlayışına sahip olan bir iktidar ne pahasına olursa olsun İstanbul'u tekrar kazanmak isteyecektir. 31 Mart'ın yeniden tekrarlanmasının temel sebebini de bu yaratıyor. O dönemde de hatırlarsanız Sayın Soylu 700 civarında sandık başmüşahidinin terör örgütüyle iltisaklı ve irtifatlı olduğundan bahsetmişti. Üzerinden yaklaşık 2,5 sene geçti. O sandık başmüşahitlerinden kaç tanesiyle ilgili soruşturma açıldı? Ya da işte seçmen olmadığı halde seçmen olarak yazdırılan kişilerden bahsedildi. Kaç tanesiyle ilgili soruşturma yaptı? Bütün bunlar sadece ve sadece genel seçimleri etkilemeye dönük bir gayret, bir çaba, bir sonucu olabilir mi? Seçimlerle ilgili hususa da gelecek olursak, bu yeni seçim sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partileri Cumhurbaşkanı seçiminde ise adayları ön plana çıkaran bir seçim sistemi. Adaylar parti amblemleriyle değil, kendi fotoğraflarıyla mazbatada yer alıyor. Cumhurbaşkanı seçimi açısından söylüyorum. İttifaklar sisteminde de bir partinin adayından ya da bir partinin iktidarından değil, o adayı destekleyen partilerin ittifakından bahsetmek mümkün olabilir. Dolayısıyla adayın kim olacağını muhalefet partisi ısrarla ve ısrarla seçim satım haline girilmeden aday üzerinden çok gün Türkiye'nin ekonomik, siyasal, sosyal ve adaletle ilgili sorunlarını ortak bir anlayışla nasıl çözebiliriz? Buna odaklanmamız gerektiğini, bu ortak anlayışı ortaya koyduktan sonra zaten o dikilen ceket mutlaka birinin üstüne yakışacaktır. O kişi de gelir bu ülkenin bu sorunlarını çözmek için milletin önüne aday olarak konur ve en yüksek desteği alarak ülkenin bu sorunlarını çözer. Onun için adaylık tartışması bizim değil, Cumhur İttifakı'nın merak ettiği bir şeydir. Biz de seçim kararı alınmayana kadar onların bu merakını gidermemeye kararlıyız. Biraz o kararı duymak istiyorlar sanırım. Bu yapılan tartışmalar da diyorum ya itici güç mü aranıyor. O sorunun cevabını almak için. Önemli hatırlatmalar yaptınız Sayın Kaya. Çok teşekkürler. Sayın Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yaşadıklarını hatırlattı. Önemliydi hakikaten. Seçim sattım haline girmeden de biz muhalefet partileri onların merakını gidermeyeceğiz dedi. Siz ne dersiniz bu adaylık az önce de benim hatırlattığım çerçevede? Tabii yani Sayın Bülent Kaya'ya tüm kalbimle katılıyorum. Konu sistem tartışmasıdır aslında. Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması tartışması. Bu konuda da halkın fikirlerinin netleştiğini düşünüyorum ben, tercihlerinin. O yüzden birçok konuşmamda sabırla, üzülmeden, kırılmadan, ruhsal dengenizi bozmadan seçim sürecini bekleyin diye genellikle konuşuyorum.
Şimdi... Bu arada çok özür dilerim. Aday konuştu dedim Sayın Subaşı. Özür diliyorum. Bu Duman Kurtulmuş hemen İBB teftiş konusunun ardından adaylık konusunu da soruluyor ve şöyle diyor. Son dönemde aday belirlemede zorluk yaşıyorlar. Çok zor bir denklem içerisindeler. Allah kolaylık versin diyor. Çok siyasi tabanı olmayan bürokrat kökenli birinin üzerinde durabilirler diye de bir ifadesi var. Bunu da aktarmış olayım. O kendi aklını kendine saklasın. Bizim adımıza dertlenmeyi bıraksın. Ha, o içinde dertlenecek çok konusu var. Evet. İçinde bulunduğu durumun farkında bile değil. Yani bu sözlerden ben bunu anlıyorum. Şimdi bakın aslında Sayın Erdoğan farkında içinde bulunduğun durumun. Galiba Sayın Erdoğan dışında da kimse farkında değil AK Parti grubunda. Şimdi son Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman yapıldı? 2018 24 Haziran'da. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminin asıl tarihi neydi? 3 Kasım 2019'du. Evet. Neden 3 Kasım 2019 yerine 24 Haziran 2018'e çekildi Cumhurbaşkanlığı seçimleri? Çünkü 3 Kasım 2019'dan önce 31 Mart 2019 vardı. Ve Sayın Erdoğan Mart ayında yapılacak 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde bütün büyük şehirlerde seçimleri kaybedeceğini görüyordu. Yerel seçimlerde seçimleri kaybederse Cumhurbaşkanlığını da kesin seçimlerini kaybedeceğini düşündü. Geçmiş bu yüzden, seçimlerde de o hep belirleyici tabii, olmuştur. Bu bunu arada. Gördüğü için de yerel seçimlerin öncesini aldı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Onu da hayli tartışmalı olan bir şekilde kazandı. Tabii geçmişte kaldığı için bu konu işte Üsküdar falan bazı laflar da edilmişti. Şimdi dolayısıyla aslında kendisi de görüyor önümüzdeki seçimlerde bu seçimi kaybedeceğini. Ama partisini tahmin ediyorum metal yorgun bir partiye sahip olduğu için partisini bu konuda ikna edemiyor. İşte Numan Kurtulmuş gibi başkan vekili kendisi AK Parti'de siyasi zemine çekmeyin. İşte adaylarını şöyle belirlesinler, böyle belirlesinler gibi hiçbir hani mantıksal tutarlılığı olmayan cümlelerle güya işte muhalefete akıl vermeye kalkıyor. Yani önümüzdeki seçimin tarihi bir seçim olacağına inanıyorum. Türk halkının da çok doğru bir karar vereceğine inanıyorum. Bütün dünyada yankı yaratacak bir karar verecek Türkiye. Yani demokratik bir ülke, demokratik bir devlet olmaya niyetimiz var mı yok mu kararını verecek. Ve bu konuda da halkımıza ben çok güveniyorum. 31 Mart'ta 23 Haziran'da ne yaptıysa onu yapacak. Çok daha güçlü, çok daha yüksek oy oranlarıyla ben bu süreci bir tür kavuşma, birbiriyle kucaklaşma süreci olarak da görüyorum. Adeta bir referandum tabii, gibi. De sanki tekrar gibi olacak. Yani değil mi? Bakın biz benim herhalde ittifak içinde CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti Millet İttifakı içinde belki de ittifak mensupları arasında İYİ Parti, Saadet de bu ittifak partileri içinde en yakın çalışma arkadaşları herhalde evet. İbrahim Bey ile beniz. Evet. Genel merkezlerimizi bir kenara koyarsak. Aramızda hiçbir zaman adaylık tartışması konuşmadık. Bülent Bey de uzaktan gülümseyerek katılıyorlar evet, size. Adaylık İBB meclisinde Saadet Partisi'nden arkadaşlar olsun istiyoruz, onu söyleyeyim. En azından şimdilik yok ama istiyoruz. İBB parlamında değil de evet. Tartışması bizim gündemimizde yok. Sizin de ifade evet, ettiğiniz. Evet, yani İbrahim'le benim aramda hiç böyle bir tartışma yok. Biz tamamen sisteme odaklıyız. Saadet Partisi, biz tabii İstanbul'da olduğumuz için İstanbul İl Örgütü'yle zaman zaman görüşüyoruz, iletişim halindeyiz. Ben bu süreci inanılmaz bir kucaklaşma, birlikte olma, birbirini anlama, duygusal açıdan, düşünsel açıdan birbirine yaklaşma dönemi olarak görüyorum ve bunu çok değerli buluyorum. Yani bu sadece seçim kazanmakla da sonuçlanacak bir süreç değil. Hep beraber bu ülkede demokrasiyi inşa edeceğiz. Ben demokrasiyi biraz futbol ligine benzetiyorum. Kurallar aynı olacak. Takımlar birbirleriyle maç yapacaklar. Bazen yenecekler, bazen yenilecekler.
her seçimde, her maçta, her sezonda bir parti şampiyon olacak ama diğerleri ona saygı duyacak. Böyle bir süreç olarak tasarlıyorum. Bunun da çok uzak olmadığını düşünüyorum. Evet, sizden de aslında son sözler diyebiliriz. Kaç dakikamız kaldı? Hemen hemen 7-8 dakikamız var Sayın Özkan. Evet, şimdi hem Doğan genel bir değerlendirme, evet, hem de belki kısaca toparlayacak olursak Doğan Bey'in son cümleleri, evet, önemli. Ülkenin yeniden normalleşmesi adına önemli. Ülke için tarihi bir seçime gidilecek. Fakat bu ülkede tabii o seçime giderken mevcut sistemle gidilecek. O yüzden futbol maçı konusunda biraz tereddütlerim şu açıdan var. Kurallar bellidir, maç öyle oynanır, evet, ama biliyorsunuz biz de maç oynanırken kurallar değiştirilir mi seçim, evet, yaşadık. Şu yani anki durum o. Şu anki durum o. Bu ülkenin normalleşmesi açısından çok önemli bir durum bu. Önümüzdeki seçim ülke için tarihi bir seçim. Ülkede sistem ve rejim oynanacak. Rejim oynanacak. Bizim ülkemizdeki bizim vatandaşlarımızın ferasetine ben de çok inanırım. Vatandaşlarımız doğru karar verecektir. Doğru karar verecektir. Bizler mümkün olduğunca insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sahadayız. Bugün sahada yok iktidar partisi. Halkın içine giremiyorlar. Halk çok tepkili. Sadece sosyal medyadan mesaj veriyorlar. Halkın içine giriyoruz. Halkın dertlerini dinliyoruz. Emin olun, ben iki kere belediye başkanı adaylığı yapmış, seçim kaybetmiş birisiyim. Yani seçim nasıl kaybedilirim benden iyi, edilir benden iyi bilen yok. Sahayı çok iyi koklarım, emin olun Seçil Hanım. Böyle bir atmosfer yoktu. Rahmetli Demirel'in bir lafı var. Tencere iktidar devirir. Bunu AK Partili isimler dahi kullanıyorlar. Kullanıyor, kullanmak üyeleri zorundalar. Yani ülkede çok ciddi bir ekonomik buhran var. Çok kötü bir durum var, emin olun. Bakın şimdi ekonomi o kadar kötü ki NAS'tan bahsedildi. Bu konuya hiçbir türlü giremedim. Konuşmak istiyorum. NAS kabul edilmiş dini ritüeller, yani ayetler, işte hadisler, ulemanın, fıkhın sonuçları vesaire vesaire vesaire. Şimdi faizin inmesini istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Çünkü ben NAS'a göre hareket etmek istiyorum. İyi de bu ülkenin rejimi şeriat değil ki, bu ülkenin rejimi cumhuriyet. Burada bir hata var. Peki NAS'a göre hareket etmek istiyorsun. Bağımsız Merkez Bankası olduğunu inandığımız Merkez Bankası'na müdahale ediliyor. Faiz indiriliyor. Ondan sonra bu tabii iktisat teorilerine aykırı bir durum. Enflasyon altındaki faiz maalesef halkı daha farklı argümanlara yöneltti. Ne yaptı? Dövize, altına yöneltti ve fiyatlar fırladı. Ondan sonra ne oldu? Baktılar olmuyor. Bu sefer mevduat garantili. Dövize endeksi, mevduat garantisi. Aman çok dağılmasın efendim. Çok dağılmasın, oralara o anlamda girmeyelim. Söylüyorum. Son dakikalar. Yani söylediklerinin hiçbir şeyle tutarlılığı yok. Burada nasıl ekonomiyi bir kenara bırakmış? Ekonomiyi bir gün konuşalım. Bir konuşalım, muhakkak konuşmamız lazım. Çok iyi olur. Çok ekonomi üzerine önemli bir detay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayyum mayyum, bunlar hiç bizim gündemimizde yok. Böyle bir şey olma ihtimali yok. Hukuki değil. Bu ülkenin halkı buna müsaade etmez. Sonuç vermeyecek diyorsunuz. Mümkün değil. Siyasi böyle bir şey sayıklarla yapılıyor. İktidar için intihar olur bu. Kabul edilebilir bir şey değil ki. Ya sen iki kere mağlup olmuşsun. İstanbul halkı bir irade ortaya koymuş ve bir başkan seçmiş. Bırakın. Engel olmayın. Gölge etmeyin. Başka bir ihsan istemiyoruz. Kredileri onaylamazsınız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bari lütfen herkes işine baksın. Hükümet iç güvenlikle uğraşsın, İçişleri Bakanlığı. Büyükşehir Belediyesi de başkanlığını yapsın. Vatandaşın çöpünü, vatandaşın suyunu, vatandaşın gazını, yolların asfaltlarını, kaldırımlarını bunları yapsın. Sosyal yardıma muhtaç olan insanlara ulaşsın. İşimizi yapalım. Herkes işine baksın. Diyeceklerim bu kadar. Peki Sayın Günaydın, sizden de son sözleri, son değerlendirmeleri. Özellikle tabii bu teftiş konusunu konuştuk bugün. Konuşulacak çok başlık var biliyorum. Başka programlarda onları da değerlendiririz. İnşallah. Ama bu teftiş konusu, son sözleriniz ne olur? Toparlama olacak sizin sözleriniz. Bitirirken böyle daha sakin bir konuşma yapayım. Mülkiye müfettişleri gönderilir belediyelere. İstanbul'da da çok sayıda mülkiye müfettişi var. Eğer mesele sadece denetleme meselesi olsaydı, onlardan herhangi birine görev verirdiniz. Zaten bilgiler, belgeler elinizde. Onlar da gerekli soruşturmayı yaparlardı. Ama bunu sosyal medya üzerinden açıklama yaparak yapıyorsanız bunun amacının siyasi olduğu açıktır. Kayyum atayabilirler mi?
Ya atayamazlar demek garip olur. Adamlar kaç tane, kaç yere atadılar? Yani Bülent Bey çok doğru söyledi. Ya Mardin'di ya Van'dı. Vali kayyum seçim yapılıyor. Ertesi gün belediye başkanı olan kişi, aynı zamanda vali, seçimin yapıldığı günün ertesi gün öğleyin yazı yazıyor vali sıfatıyla. Bu belediyeye kayyum atanmalıdır diye. Anlatabiliyor muyum? Türkiye bunları yaşadı. İstanbul'da yaşadı. Dün yapanlar bugün yapamazlar mı? Yaparlar tabii. Peki yapabilecekler mi? Hayır, yapamayacaklar. Hiç kimse bu konuyla ilgili bir kaygıya kapılmasın. Bugün de yapamazlar, bundan sonra da yapamazlar. İstanbul halkı şeyini göstermiştir, tavrını göstermiştir. Neden özellikle İstanbul seçiliyor meselesine de şöyle söyleyeyim. Mesela bir TÜGVA tartışması var değil mi? Belediyelerin mallarına arkadaşlar çökmüşler. Deniz gören 500 metrekare yerleri 1200 lira kirayla kapatıyorlar. TÜGVA tartışmalarının merkezi neresi? İstanbul. Bugün biz Üsküdar'dan Harem'e kadar işgal edilmiş alanlarda kafeleri, restoranları yıktık. Bunlar kimin zamanında yapılmıştı? Bunların hepsi AKP zamanında yapılan işgaller. Nereye getirmeye çalışıyorum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi cesaretle hukukun gereğini kent suçlarına, kente karşı işlenmiş suçların gereğini yerine getiriyor. Ve bunu cesaretle yapıyor. Yani vay bana kızarlar, vay bana bilmem ne yaparlar. İki, İBB yapması gerekenlerin hepsini eksiksiz yapıyor. 10 metroyu aynı anda kazan dünyada başka belediye yok. Ya sen 2017'nin aralığında bu metroların tamamını durdurmuştun. İstanbul Büyükşehir AKP'nin elindeydi. Merkez hükümet AKP'nin elindeydi. Para bulamadım diye metro yapamıyordun. Şu anda 10 metronun tamamı yapılıyor. Metrobüslerin tamamında 1 milyon kilometrenin çok üzerinde idi araçların yaşlılığı ve sefer kilometresi. 300 otobüs için senden yurt dışından kredi bulduk, ona istedik. Vermedin. İBB 160 otobüsü kendisi aldı. İstanbul için bir suç merkezi ve adeta bir kent bataklığı haline getirilmiş gelmiş olan İstanbul Otogarı'nı bizden burayı kimse alamaz diyenlerin elinden tereyağından kıl çeker gibi aldık ve orayı bir önemli kültür merkezi haline getirdik. Adalarda neredeyse 80 yılın fayton sorununu her siyasal partiden insanların yaşadığı o küçücük evrende hiç kimsenin şikayetine izin vermeyecek şekilde çözdük. Ya orada bile araçlara ruhsat vermeyeceğiz falan diye çıktılar. Aslında her şey denendi. Artık o adalar kaymakamı eskiden AKP'den belediye başkanıydı. Eskiden kayyum atanmış bir belediyenin genel sekreteriydi. Sonra tekrar adalar kaymakamı oldu. İSKİ su basan her yeri su basmaz hale getirdi. Biz şu anda 130 bin çocuğa süt dağıtıyoruz. 70 bin öğrenciye burs veriyoruz. 10 milyon fide dağıtıyoruz. Ve bütün bunların yanında halk ekmek rakamını 1.6 milyona çıkarttık. Bunların tamamı İstanbul'la ilgilenmiyor, kendisini başka yerde görüyor diyen Ekrem İmamoğlu'nun zamanında ve bu kadroyla başarılmış işlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'ndan hoşlanmıyorlar. Hoşlanmamaya devam edecekler. Şeye de gelelim. Ben bu aday meselesine ilişkin hükmü de bir cümleyle söyleyeyim. Cumhuriyetin kaderini oyluyoracağız. Anlatabiliyor muyum? Bu işler hiç kimseyle kaim değildir. Biz memleketi yeniden demokrasi rayına oturtacak, cumhuriyeti yeniden inşa edecek bir yeni dönemi başlatacağız. Bunun içerisinde isim tartışması yapmaktan daha abes bir şey yoktur. Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu, ya daha işte karşılarında aday belirleyemediler falan diyorlar ya, onlar önce şunu desinler. Herhangi bir yere Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını aday göstermek gibi bir lüksleri yok. Yapamazlar, anlatabiliyor muyum? Böyle bir güçleri yok. Son olarak da şunu ifade ederek bitireyim. Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözleri, geçmişte söylediği sözleri, ben burada tekrar etsem hakkımda Cumhurbaşkanlığı hakaretten dava açılır. İkisi de farklı siyasi partilerin başındaki isimlerdi. İnsanda bir aydın namusu denilen bir kavram olur. Böyle rüzgara göre dönerek siyaset yapmayı marifet kimse saymayacak.
Peki çok teşekkürler. Evet, evet. Bugün gündem özelde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan özel teftişi konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, İyi Partili Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Doçent Doktor Gökhan Günaydın CHP Parti Meclis Üyesi ve Ankara'dan yayınımıza katılan Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Çok teşekkür ediyorum hepinize değerli değerlendirmeleriniz için. Gündem özeli böylece noktalıyoruz. Konuşacak başka çok başlıklarımız var. Yarın akşam saat 19.30'da KRT Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler.